Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Yine bu akşam birinci gün programımızda önemli konularımız var. Ama öncelikle her zaman olduğu gibi değerli meslektaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. TV1 Haber Müdürü sevgili İsmail Şahin. İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sevgili Tolga Yılmaz, Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Tekrar TV1 ailesine katıldınız. Bundan dolayı da sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah güzel evet, yorumlarınızı tekrar ailemize katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Evet, sevgili Tolga Yılmaz ve İsmail Şahin ile birlikte sevgili izleyiciler, öncelikle ülke gündemi ve ülke gündeminden sonra Kayseri gündeminde de önemli gelişmeler var, sıcak gelişmeler var. Bunları enine boyuna süremiz içerisinde değerlendireceğiz. Tabii Türkiye gündeminde geçtiğimiz haftalar uzun süre gündemi sosyal medya meşgul etmişti. İşte Instagram kapandı, açılacak mı, açılmayacak mı? Görüşmeler ilk etapta olumsuz geçti. Daha sonraki görüşmeler olumluya dönüştü. Neden, niçin sosyal medya kısıtlaması oldu ya da kapatıldı? Bunun üzerinde duracağız ama tabii ki sosyal medya artık günümüzde çok ciddi anlamda insanların hayatına girmiş durumda. Adeta ekmek su gibi insanlar boşluğa düşmüş içerisine VPN'den ya da farklı alanlardan sosyal medyaya, Instagram'a girebilmek için mücadele verdiler. Bunu da görmüş olduk. Dolayısıyla aslında teknolojinin bu kadar içimize girmesi ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bunun da geniş çaplı bir araştırılması gerek diye düşünüyorum. Çünkü artık küçücük bir çocuğun dahi elinde gördüğünüz gibi cep telefonuyla veyahut da iPad'le değişik kendi alanındaki mecralara giriş yaparak oyunları oynayabiliyor. Rahatlıkla tabii yine çocukların daha çok kullandığı bir oyun vardı, sitesi vardı. Raybox mu? Robotox evet. Değil mi? Yanlış anlamasam. Bunun da kısıtlamaya kapatıldı. Ben bu kısıtlamanın özellikle çocukların bu kullandığı o oyun grubunun kısıtlamasının doğru olduğunu düşünenler derim. Çünkü ben zaman zaman benim de çocuğum var. Bakıyorum uzun süre o sanal alemde ve orada çocuklara oyunları oynanırken, izlenirken hep alttan mesajlar veriyor. Aslında küçük beyinlere yüklemeler yapıyorlar. Dolayısıyla çocuklarımızı daha pırıl pırıl beyinleri kaybetme noktasına taşıyacakçasına mesajlı oyunlar içerdiği için ben bunun hükümet tarafından doğru bir hamle olarak görüyorum ama sosyal medyada özellikle Instagram'ın kapatılması tabii buradan ticaret yapanların çok fazla olduğu yönünde bilgiler geldi bize. Ama bu bilgiler gelirken de burada kayıt dışı, vergi vermedikleri yönünde şikayetler de var. Ama bunun takip mecrasının da yine Maliye Bakanlığı'nın ya da Maliye'nin olduğunu düşünenlerdenim. Eğer ki burada böyle bir ticaret yapılıyorsa, takibi yoksa bu ciddi anlamda burada ticaretler dönüyor. Bunun mutlaka vergilendirilmesi ya da vergiye çevrilmesi gerek diye düşünenlerdenim. Sevgili İsmail Bey, ben ifade ettim tabii kendi görüşlerimi ama sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içerisine girmesinin Instagram'a insanlar adeta boşluğa düşmüşçesine farklı böyle sosyal medyada mesajlar paylaşarak da Instagram'ın açılmasından sonra yoğunluğu adeta kalabalık görüntüler, görseller kullanarak da bir bayram havasına, şölen havasına da sokuldu. Bu kadar içimizde olması sosyal medyanın Facebook olabilir, bu Twitter olabilir, Instagram olabilir. Yani niye bu kadar kendimizi kaptırıyoruz? Yani şu anda sosyal medyadan Google'dan bir şeye bakacaktım, bulamadım. Tolga da hatırlarsa, bana siz de hatırlarsanız ismini hatırlayamadım. Kurtuluş mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk zorunlu olarak insanların kurtuluş mücadelesine desteğini vermek amacıyla evdeki malzemenin birini işte devlete zorunlu olarak vermesi için bir şey çıkartmıştı. Tekalifi milliye kanunlar çıkartmıştı. Yani bir iki çorabın eğitimli varsa burada birisi var. Evet, Allah razı olsun. Evet, hayati sağ olsun hayati bize destek evet. Oldu. Tekalifi yapay milliye yapay zeka gibi hayati bizim. Maşallah. Yani bu kanunlarla ne yapmıştı? İşte iki çorabın varsa birini devlete bağışlamak, vermek zorundaydın.
iki öküzün varsa birini vermek zorundaydın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Devlet bir kriz olduğunda dünyanın her tarafında mutlaka bazı tedbirleri alıyor. Mesela geçmişte terörle mücadele için OHAL ilan edilirdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Bazı şeyler saatlerde insanların sokağa çıkması yasaklanırdı. Niçin böyle yapılırdı? Devlet güveni, asayişi, huzuru sağlamak amacıyla bu tarz tedbirler alıyor. Geçmişte bunlar vardı. Şimdi hayatımıza internetin girmesiyle değişik değişik tedbirler almaya başladık. Özellikle şuna bakmak lazım. Ya bu sosyal medya ya da Instagram keyfi olarak mı kapatıldı? Keyfi olarak kapatılsa eyvallah, hepimiz itiraz edelim. Bunda hiçbir sakınca yok ama ortada bir keyfilik yok. Türkiye gibi Türkiye'yi istediği şekilde yönetmek isteyen, istediğine erişimi ulaştıran, istemediği bu şeylere, içeriklere erişimi kısıtlayan bir Instagram'la karşı karşıyayız. Bugün bakın sosyal medyada bölücü terör örgütlerinin her türlü faaliyetleri rahatlıkla yayınlanıyor. Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen bu şeyler, içerikler vesaire kaldırılmıyor ya da diğer suçlarla alakalı paylaşımlar hala dolaşmaya devam ediyor. En sonunda doğal olarak Türkiye'nin de hassasiyet duyduğu ve bütün vicdanlı insanların Filistin'le alakalı paylaşımları, İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası taziye mesajları bir şekilde Instagram tarafından herkesin ki erişimden kaldırıldı ve yasaklı gönderim olarak insanlara bildirim gönderildi. Tabii bu bardağı taşıran son damla oldu. Yani bugüne kadar bu tarz sosyal medya platformlarına Türkiye'ye gel, temsilcilik kur, Türkiye'ye vergisini ver ya da Türkiye'nin hassas olduğu konularda mutlaka bunlara riayet göster şeklinde uyarılara rağmen ben dünya deviyim, istediğim gibi istediğim ülkede cirit atarım mantığıyla hareket ediyordu. Türkiye'de %100 doğru olanı yaptı ve bir şekilde Instagram'ın erişimini kapattı. Bakın Kayseri olaylarını hatırlayın. Kayseri'de olaylar yaşanmıştı. Sosyal medyaya bir kısıtlama gelmişti devlet. Bazı şeyleri önlemek amacıyla tedbirleri alıyor. Instagram'ın da Türkiye'ye yönelik düşmanca tavır içerisine girmesi, işte şeyi İsmail Haniye paylaşımlarını kaldırması düşmanca tavırdır. Yani sonuçta Türkiye'nin hassasiyetlerini göz ardı edip kendi hassasiyetleri doğrultusunda toplum mühendisliği yapmak için böyle bir erişim kaldırma ya da paylaşım kaldırma içerisine girdi ve neticesinde Türkiye'de haklı olarak tepkisini dile getirdi. Yani ülkene saldırı olacak, ülkenin üzerinde planlar olacak, sen sessizce izleyeceksin. Böyle bir dünya yok. Keyfi olarak kaldırıldıysa elbette ki hepimiz itiraz edelim ama neticede ortada nedenleri belli olan paylaşımlar var ve neticesinde Türkiye'de kısıtlamaya giderek Instagram'ı belli bir çizgiye çekmiş durumda ve yapılan anlaşmalar neticesinde de Instagram sosyal medya kullanımı açılmış oldu. Yine geçmişte işte yani savaşlar sadece tankla, tüfekle vesaire yapılmıyor. Amerika'nın ya da emperyalistlerin en güzel yöntemleri filmler, diziler, tiyatrolar, işte görsel, kültürel anlamda insanları ele geçirdiğinizde otomatik olarak o ülkenin dilini yok ettiğinizde o ülkeyi ele geçirmiş sayıyorsunuz, ele geçiriyorsunuz. Neticede oyunlar vasıtasıyla da kendi şeylerin propagandalarını siz fark etmiyorsunuz. Yani sizin o oyun, çocuğunuzun oynadığı oyunu kaç kez oynadınız? Hiç oynamadım. Yani orada ne mesajlar veriliyor hiç farkında değiliz. Onlar, bu işi planlayanlar çocukluktan itibaren çocukların akıllarına bir şeyler yerleştiriyor. Bizler de vatandaşlar olarak da çocuklarımız aman yaramazlık yapmasın, aman uslu dursun diye telefonu veriyoruz, kenara çekiliyoruz. O çocuk orada kendilerine sunulan dünyayla baş başa kalıyor. Neler sunulduğunu aslında bütün uzmanlar kontrol edin diyor ama ben hiçbir ailenin böyle bir kontrol içerisinde olduğu kanısında değilim. O yüzden de bu içerikler belli olunca ister istemez devlet de bunlar çeki düzen versin diye ister istemez bunu yasaklıyor. Tersinden düşünün. Yani şöyle düşünün. Türkiye yapmaz ama senaryo olarak söylüyorum. Amerika'nın sevmediği bir örgüt
oyunu ya da paylaşımlarını sürekli Amerika'nın içerisinde yapsanız, Amerika buna izin verir mi? Yani bugün DH'a gidip orada DH güzeldir vesaire, kendileri kurdu ayrı bir şey ama görünürde DH'a karşılar. İşte Twitter'dan, Instagram'dan Amerika'da paylaş. DH işte canımız, kanımız bilmem bir şey, izin verirler mi? Hemen soruşturma açarlar, o hesapları kapatırlar. Öyle düşünmek lazım. Yani ülkemize yönelik tehditleri içeren sosyal medya bir şekilde çeki düzen vermesi için bu karar alındı. Ya başka ülkelere baktım da, başka ülkelerde mesela Amerikan menşeli kullanılan bu sosyal medya platformlarından herhangi birisi engellenmiş mi diye, hiçbir ülke engellememiş. Kendi aralarında yaptıkları bir anlaşma var. Hangi ülke hangi paramiliter güç ya da milis güçleri terör örgütü olarak tanımlıyorsa burada ortak bir mutabakata varalım ve birbirimizi incitmeyelim, kırmayalım şeklinde bir ortak anlaşma yapmışlar aslında. Dijital platform, evet, anlaşması yapmışlar. Türkiye bu anlaşmaya dahil olmayan ülkeler arasında. Şimdi bir de şuna da baktım. Mesela bir dijital platformun başka bir ülkede ofisi olması şartı var mı diye. Şartı yok mesela. Hani böyle bir şartı, evet, kim getiriyor, niye getiriyor diye. Hatta bununla ilgili de birçok da makalede ele alınmış. Yani sonuçta bir şirketten bahsediyorsunuz. Şirket olmayabilir. Tabii yani. Ama mesela, sonuçta buranın kurallarına uymak zorunda. Ya çok özür dilerim. İşte Almanya'da işte bir X bir marka otomobil üretmiş. Ama Türkiye'de bayisi yok. Verir, yani Türkiye'de bayisi yok ama araç Türkiye'de var mesela, evet, böyle bir şey gibi düşünün. Yani şimdi evet doğru söylüyorsunuz. Her ülkenin kendisine ait örf, adet, gelenekleri, görenekleri var. Bizim de Türk örf, adet ve geleneklerimiz vardı. Aslında biz burada biraz topu sosyal sorumluluk neticesinde dışa çıkarttığımızda sosyal medyalara atıyoruz. Ama biz ebeveynlerin hiç mükabahati yok. Bunu da hep görmezden geliyoruz. Mesela akşam eve gittiğimizde işte annesi, babası çocuk ellerine telefonu alıyor. Çocuk da ister istemez bu durumdan etkileniyor. O da telefona yöneliyor mesela. Ve çocuğun o telefonda hangi mecrada neyle meşgul olduğunu, kendisini neyle uğraş içerisinde kaldığını hiç kimse takip etmiyor. Ya da başka anneler, babalar dizi izleyecekler. Çocuk işte bana bulaşmasın, bana karışmasın, evet, beni rahatsız etmesin, beni meşgul etmesin diye eline işte içerisindeki, aygıtın içerisindeki bir oyunu açıp veriyor. Al bununla sen oyalan diyor. Ben de işte buradan dizimi takip edeyim diyor. Ya da işte içeride bulaşık yıkayacak, yemek yapacak, çamaşır yıkayacak, ütü yapacak, ev temizleyecek. Çocuğunu işte bir oyunla meşgul edebilmek için yine eline bu aygıtları veriyor. Çocuklar da artık çok akıllılar. Alttan gelen çocuklar okuma yazma bilmiyorsa bile bas konuş özelliğini öğrenmiş bu çocuklar. Bas konuş özelliğiyle birlikte hangi işte mecrada ne aradıklarını bas konuş yöntemiyle söylüyorlar. Karşılarına gelen, istedikleri cevabı bulduktan sonra karşılarına gelen o oyunların içerisinde ya da işte çizgi filmlerin içerisinde kendilerine yer edinebiliyorlar. Sadece bunu oyunlar üzerinden bakmayalım. Ürettikleri birçok işte diziler, çizgi filmler ya da işte genç dizileri, yetişkin filmleri, bunların üzerine baktığımızda da bir algı operasyonu olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Çünkü dünyanın zaten gidişatına baktığımızda hepimiz gençliğimizde ya da çocukluğumuzda bazı şeyleri izlemeden günümüz geçmezdi. O yüzden bazı işte kendi dünyamızda edindiğimiz teorileri ya da işte kendimizi geliştirmek üzere kurguladığımız kendi ideolojimizi bile biz izlediğimiz filmler, dizimler üzerinden biraz daha genişlettik, biraz daha yorumladık. Ama bugün bu nokta öyle bir nokta ki sosyal medya diye bir bela var karşımızda. Bu bela gerçekten hepimizi bizden almış durumda. Ya bir Instagram gitti diye yer yerinden oynadı Türkiye'de. Gitmesi doğru muydu? Değildi. Ama gittikten sonra hani mesela özellikle Cumhurbaşkanlığı Dijital Platform Ofisi ve BTK yani Bilgi İletişim Kurumu ya da işte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sağlıklı bir açıklama yapamadıkları için toplum da burada bir abondene oldu. Anlayamadı durumu, anlamlandıramadı. Mesela şöyle diyenler oldu işte, bana ne işte bir Arap'ın ölümünden diyenler oldu. Ya da işte tırnak içerisinde Hani'ye belli bir işte zümrenin kabul ettiği, belli bir zümrenin reddettiği bir insandı diyenler olan. Burada bile bir bölünmeler çıktı mesela. Bir sadece Instagram üzerinden böyle bölünmeler çıktı. O yüzden şunu gördüm ki ben toplum olarak aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topyekün bir şeye karşı oluşumla toplum olarak da o şeye doğrudan karşı olma özelliğimiz yokmuş bunun bizim. Yani bunu bir kere daha anlamış oldum. Toplum bir tarafa giderken işte siyasal iktidar ve onun arkasından gidenler başka bir yere sürüklenebiliyormuş hala. Bunu görebildim yani net olarak. Yani hani millilik ve yerlilik diye bir duruştan bahsedeceksek bu millilik ve yerlilik duruşu maalesef Instagram üzerinden
Haniye'ye dönük işte yapılan mesajlar ve bu mesajların engellenmesinden sadece sonra... Sadece Arap olarak algılarsa işte, o konuşuyorlar. Öyle yapıyorlar ama işte yani bu durum buraya kadar gelince mesela burada anlamlandırılabilecek bir hani durum da çıkmadı. Yani muhalefet mesela karşı çıktı işte. İlk karşı çıkan Zafer Partisi işte. Niye kapatıldı? Milli Yas. Milli Yas'a karşı yasa çıkıyor. Konuşulabilir Instagram mi? Niye kapandı? Yani bu gibi sorular işte sağlıklı bir elden cevaplanamadığı için kimse de bunu kabul edemedi, anlayamadı. Anlayamadığı için de herkes işte dediği gibi Doğan Bey'in de VPN üzerinden, başka işte mecralar üzerinden buna erişimi bir şekilde sağlamanın kolay yollarını aradı ve buldu. Ya buldu ne oldu mesela? Eline ne geçti diye sorsam mesela şimdi eline de bir şey geçmemiştir. Ha hepimiz kullanıcısı mıyız? Evet hepimiz kullanıcısıyız. Ama bunu mesela öyle kullananlar varmış ki onu gördüm ben. Mesela Türkiye'ye çok iyi gelir getiren şirketler varmış mesela. Sadece e-ticaret yapıp olabilir, Instagram tamam. üzerinden verdikleri reklam karşılığında Türkiye'ye çok ciddi döviz getiren şirketler varmış. Bunu gördüm mesela. Ha içlerinde çürük meyveler, çürük elmalar yok mu? İllaki vardır ama bugün bir işte şu mecrayı yasaklamayın ama şu mecrayı yasaklayın demenin, şu mecrayı yasaklamayın demekten farklı olduğunu düşünmeyenlerden mi? Tabii. Yasak yasaktır. Yani mecralar kanunlara uyması lazım. Tabii tabii. Yani, yasak. Yasaklar bugün yasaktır. TikTok'u yasakla başka şey çıkar. Çözemezsin. Güzel bir yere geldiniz mesela. Çözemezsin yani. Aynen o mecrayı mesela yasaklayacağız. Neye göre yasaklayacağız? İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre ya da işte Türk Ceza Kanunu'nun bize verdiği yetkiye göre yasaklayacağız. Şimdi böyle bir hesabımız yok mesela biliyor musunuz? Yasaklama yani, değil de belki kısıtlama. Şöyle evet. Mesela bizim Dışişleri Bakanlığı'nın bir ofisi olması lazım aslında bununla ilgili. Hı. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nın olabilir. Dijital platform ofisinin buna yeterli olmadığını hı. gördük aslında. Burada bir açık var fark ettik hepimiz de değil mi? Yani mesela Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bunu kontrol eden bir birimi olması lazım. İşte buna bir müsteşarlık getirilirse itiraz etmem mesela ama başka bir şeye işte bu konuyla alakası olmayan ya da yaptığı bir icraatı henüz Dışişleri Bakanı ya da Ulaştırma Altyapı Bakanı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmayan bir işin altına girmiş bir müsteşarı sorgularım mesela. Şimdi bir Instagram kimdir? Türkiye'den büyük müdür? Kesinlikle değildir ama ekonomisine baktığınız zaman bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin öz evladı gibi sahip çıktığı bir mecraya dönüştü. Yani altında çünkü başka platformları da beslediği için bugün Birleşik Devletleri'nin, evet siz doğru söylüyorsunuz altını çizdim ben de aynı şeyi düşünüyorum. Silahlı gücü gibi oldu adeta. Yani bugün bir saldırı yapsa mesela işte Google onun elinde, Instagram onun elinde, Twitter onun elinde, Facebook onun elinde. Daha mesela aklımıza gelmeyen birçok bugün oyunlar bizim vesaire. Bilgisayarla işte bu telefondaki aygıtlar ya da işte ne bileyim bu tabletler üzerindeki bizi o dünyaya sürükleyen bütün her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Bankacılık. Her şey yani düşünebiliyor musunuz? Bugün Birleşik Devletler fişi bir çekiyor mu dese o zaman biz bittik mi yani yok mu olduk? Biz bu kadar mı köreldik yani her şeyimiz buraya mı bağlı bizim yani? Bu olmazsa olmuyor mu? Tamam kardeşim ben anladım seni. Sadece bu telefon bir alo demenin ötesinde bana bir şey, başka bir şeyler de sunsun istiyorsun. Sana aslında çok şey sunuyor. Mesela işte yapay zeka, alara diye bir şey yarattık değil mi? Hani biz yarattık bunu yani biz yaratıcı değiliz haşa ama biz zeka yarattık. Bu zeka artık bizim mesleğimizi bile elimizden alacak noktaya kadar geldi. Konuk kabul ediyor. Stüdyo kurmuşlar buna. Konuk kabul ediyor. Konuğa sorular soruyor. Ya da bu konuk olarak başka bir programlara katılıyor. Kim yapmış bunu? İşte yerli bir insan yapmış mesela. Biz de gücümüzü hani bu anlamda kıymetli bulalım, kıymetli kılalım. Mühendisler yetiştirelim mesela. Şimdi yapay zeka diyor ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'den mezun olacak öğrenciler önümüzdeki 10 yıl içinde diyor. Bakın önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de mezun olacak öğrencileri ben mezun edeceğim diyor. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Bana soracaklar diyor ödevlerini, sınav sorularını ben cevaplayacağım demektir bu. Yani köreltmiş bizi aslında bu dijital mecra. Şey tabii ki çok kötü bir şey. Niye? Bizi araştırmanın gerisinde tutuyor. Araştırmanın gerisinde yapay kılıyor. Yapay zekayı ortaya çıkarmış. Ama yapay zeka size bize özet sunuyor. Yani nereden ne araştırdığını sunmuyor. İşte siz bir şey paylaşmışsınız, sizden bir şey cımbızlayıp alıyor. Benden bir şey cımbızlayıp alıyor. Doğan Bey'den bir şey cımbızlayıp alıyor. Ve o kullanıcının sorularına bu şekilde dakikalar içerisinde cevap veriyor. Oysa ki ya biz tembel bir toplum değildik. Ne oldu Türk toplumuna? Yani hani biz çalışmaktan hiçbir zaman için gücenmezdik. Hani hiç erinmezdik biz. Biz her şeyi araştırırdık. Biz her şeyi okurduk. En iyisini yapmaya çalışırdık. Ne oldu bize? Yani bırakın siyasetçiliğini yapsın kardeşim.
Bırakın CHP AK Parti ile kavga etsin, MHP Büyük Birlik Partisi ile yan yana gelsin. Bize ne ya? Ya sen otur kardeşim işini yap ya. Ben bir gazeteciysem ben her tarafı araştırdım. Bak gibi bir sorumluluğum var, benim bir zorunluluğum var. Yoksa ben buraya çıkıp beni kimse konuşturur Allah aşkına yani. Sizi kim konuşturur Allah aşkına? Kimse bizi konuşturmaz. O açıdan her insan da oturup şurada bir şeyler yazmak yerine bir kere kendini bir düşünsün, bir tartsın. Ben neyim desin. Ya benim bir doluluk oranım var. Ben nereye kadar neyi doldurdum kendimde diyebilsin. Valla ben çok hayretler içerisinde kaldım. Yani hem yasaklanmasına karşı çıkanlardanım, hem de yasaklandı diye bu kadar feverat edenleri de anlayamadım gerçekten. Evet. Tabii önümüzdeki süreçler neyi getirir, neyi götürür onu bilemiyoruz ama dediğiniz gibi ben de ifade ettim. Bu sosyal medya artık hayatımızda gerçekten çok geniş bir alanlı evet. hapsolmuş gibiyiz. Tabii. Dolayısıyla teslim oluyor, olduk. Çocuklarımız ciddi anlamda gördüğümüz üzere restoranta gidiyorsunuz veyahut da bir topluluk alanlarında çocukların elinde aileler, çocukları susturabilmek için herkes ya telefonunu vermiş ya da iPad'ini vermiş ya da bir şekilde... Wi-Fi var mı diye soruyorlar gittiğiniz bir restoranda. Evet. Wi-Fi şifresini verir misiniz diyorlar. Yani bu ciddi anlamda gerçekten sosyal medya hayatımızda yer edindi sevgili izleyiciler. Tabii siyasete geçelim. Siyasette de bugünlerde en fazla konuşulan konu ise biliyorsunuz anayasa değişikliği olacak mı olmayacak mı? Onun olması için ondan önce tabii özellikle AK Parti meclisteki koltuk sayısını, milletvekili sayısını yükseltmek istiyor. Dolayısıyla en fazla konuşulan siyasi parti de Gelecek Partisi. Çok üzerinde yazılıp çiziliyor İsmail Bey. Gelecek Partisi'nin kadrosunun, milletvekillerinin tamamen AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Buna Sayın Davutoğlu'nun geçmişte bakacak olursak size diyeceksiniz ki Sayın Devlet Bahçeli de Sayın Cumhurbaşkanımız da karşılıklı çok birbirlerine laf söylemişlerdi, sözler söylemişlerdi. Ama Sayın Davutoğlu da biliyorsunuz çok ağır eleştiriler yapan bir lider durumda Gelecek Partisi'nin adına genel başkan olarak. Şimdi bugünlerde de AK Parti ile bir araya geleceği, tekrar AK Parti'de siyaset yapmayı düşünüyor gibi yazılıp çiziliyor ya da algı mı oluşturuluyor? Yani şeye göre İstanbul Milletvekili Selçuk Özdağ'a göre bu bir algı operasyonu, kötü bir senaryo. Gelecek Partisi üzerine kurgulanmış bir senaryo olarak nitelendiriyor. Biz yerimizdeyiz, muhalefetteyiz şeklinde açıklaması var. Ha şuna bir şey diyemem, milletvekilleri geçer mi geçmez mi? Sonuçta milletvekili transferleri bu ülkede oluyor. Geçmez deme şansım yok ama ben Davutoğlu'nun AK Parti'ye geri dönüp de siyaset yapabileceği kanısında değilim. Böyle bir ihtimalin de olabileceğini düşünmüyorum. Ama parti olarak anayasa düzenlemesinde ya da bir başka düzenlemede işbirliği yapabilirler mi? Bu gayet normal, yapabilirler. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir parti tüzel kişiliğiyle bir araya gelip bu işbirliğini yapabilirler mi? Yapabilirler. Anlaşabilirler mi? Anlaşabilirler. Ama ben Gelecek Partisi'nin öyle bir konuşuldu ki Gelecek Partisi sanki AK Parti'ye katılacakmış, orada siyasete devam edecekmiş gibi konular ortaya çıkıyor. Bunun mümkün olmadığı kanısındayım. Bir de Sayın Erdoğan'la ayrılanlar, Erdoğan'dan yani kötü ayrılanlar ya da öyle söyleyelim kötü ayrılanların ben geriye hiç döndüğünü görmedim. Bugün Abdüllatif Şener'den tutun, Erkan Mumcusu'ndan tutun, İdris Naim Şahin'den tutun. Bülent Arınç'tan tutun değil mi? Bunlar, Arınç ayrılmadı ama. Ya partiden ayrılmadı ama sonuçta Erdoğan'la bir iki arası iyi olmayınca mesajlar verince bugün siyasetin dışında bir şekilde AK Parti kadrosu içerisinde değil. Davutoğlu ki daha sert sözler, daha ağır ifadeler kullandı parti genel başkanı olarak. Böyle bir ihtimalin olacağını düşünmüyorum partiye katılma şeklinde. Milletvekillerine bir şey diyemem, onlar transfer vesaire olabilir. Ama parti tüzel kişiliğiyle AK Parti... Kurucu kadro arasında yer alan aslında. Yani evet. Evet, evet. Parti tüzel kişiliği, Gelecek Partisi ve AK Parti herhangi bir konuda işbirliğine gidebilir mi? Gidebilir. Bunda şaşırmam. Evet. Ya burası Türkiye dediğiniz gibi yani her şey olabiliyor. Yani Doğan Bey size sorarken de söyledi yani. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin
geçmişine baktığınız evet. zaman bile hiçbir zaman için yan yana gelmeyecek iki partinin bugün birlikteliği kurması hiç kimseyi şaşırtmıyorsa, bugün Gelecek Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birleşiyor söylemine de kimsenin şaşırmaması lazım. Tabii yapılan açıklamalar var. İşte bunu hem Selim Temurci'nin işte 8 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye işte dayandırıyorlar ve diyorlar ki buradan Gelecek Partisi AK Parti'ye mi katılacak? İşte Ahmet Davutoğlu buraya yeşil ışık mı yaktı vesaire şeklinde söylemler var. Hüseyin Yamalı Ankara Milletvekili işte bu görüşmeye dair şunu söylüyor. Hani biz muhafazakar tabandaki bu bölünmeyi, bu dağılmayı nasıl toparlarızı düşünüyoruz diyor. Bugün yani ben saydım 9 tane muhafazakar parti var Türkiye'de. Çıdır. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi. Yok yok muhafazakar olan evet. yani. İşte Millet Partisi, Milliyetçi Muhafazakar. Millet Partisi, sonra Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi bunlar. Milliyetçi partilere baktım. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, çok. Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi, İyi Parti, Milli Yol Partisi, Millet Partisi. O yüzden şimdi burada muhafazakar taban bir partide birleşecekse ki bir bakın mesela Saadet Partisi'nin içinden doğdu AK Parti. AK Parti'nin içinden doğdu Saadet Partisi'nin içinden doğdu AK Parti. Yine Saadet'in içinden doğdu Yeniden Refah Partisi. AK Parti'nin içinden Gelecek Partisi doğdu, Deva Partisi doğdu. İdris Naim Şahin Parti açtı, kapattı. Abdülhatif Şener Parti açtı, kapattı. Şu an yani mevcut durumda seçime girme yetkisi elde eden, siyasi partiler esasına göre seçime girme yetkisi elde eden 9 tane muhafazakar parti var. Şimdi hangi parti diyecek benim çatım altında birleşin diye? Çünkü bunlar da kendi içinde mesela ayrışıyorlar. Mesela Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurduğuna bakmayın. Yani birbirine tezat düşünceleri de var idealist evet. dünyalarına baktığımızda. Şimdi Deva Partisi ile Gelecek Partisi'ni yan yana getiremiyorsunuz. Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'ni zaten bir ortamda tutamıyorsunuz. O açıdan hani hangi muhafazakar bölünen tabanı nerede toparlayacaksınız? Bunun için nasıl bir girişimde bulunacaksınız? Bu yani Ankara Milletvekili işte Nedim Yaman'ın bu sözünü nasıl doğrulayacağız bunu bilemiyorum. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi çok parti var. Türkiye'de İsmail abi yani 135 tane parti var. Olabilir. Bu son seçimde seçime girme yetkisi elde eden 36 partiydi. İkisi çekildi 34'e düştü. 34 partinin arasında liste bu kadar büyüdü, uzadı gitti. Yani bir de altına bağımsızlar da ekleniyor işte her il için falan vesaire. Yani gerek var mı bilmiyorum. Şimdi muhafazakarlar bir partide toplansın. Olmuyor Milliyetçiler işte. Bir partide toplansın. Atıyorum Kayseri. Sosyal demokratlar bir partide toplansın. Sosyalistler bir partide toplansın. Liberaller bir partide toplansın. Bunu da daraltmış mesela. Şimdi Almanya'ya bir bakın 4 tane parti var. Amerika'ya bakın 2 tane parti var. Evet. Cumhuriyetçiler, demokratlar. Şimdi dolayısıyla buradan mesela çok ses çıkmasının da önüne geçemiyorsunuz. İşte geçtiğimiz günlerde AK Parti'den Kayseri milletvekili olarak seçilmiş. Sonrasında aday gösterilmediği için İyi Parti'ye kadar gitmiş. Oradan aday adayı olmuş. İyi Parti'deki aday adaylığında dereceye giremeyip ona giremediği için zehir zemberek sözler sarf etmiş ve oradan da ayrılmış, istifa etmiş Pelin Gündeş Bakır. Biliyorsunuz bir partinin genel başkan koltuğuna oturdu. Evet. Yani kim diye sorsak bu partiyi kimse bilmiyor. Eski genel başkanı kimdi diye sorsak yine kimse bilmiyor. İdealleri ne, düşünceleri ne, hayata bakış tarzları ne, Türkiye tarım ekonomisine bakışı ne, işte sanayi ekonomisine bakışı ne, eğitimine bakışı ne kimse bilmiyor mesela. Mevki makam için belki bunlar sadece yapılır. Hem öyle yani. Hem de şöyle mesela işte bu 14 Mayıs seçimleri örneğini verirsek herkes daha net anlar. 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa Türkiye tarihinde birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemedi. Evet. Seçilemeyince iki yedili masanın grubunun Cumhurbaşkanı adayı her partiye gitti. Yani her partiye gidince oralardan destek istedi. İşte bu durumlar için galiba partiler ayakta tutuluyor. Ama yazık yani oralarda da bir ekonomi dönüyor, bir finans dönüyor. Bu finansı sağlayanlar kim? Yine senin benim gibi sade vatandaşların üye olduğu insanlar. Bu finansı onlar döndürüyorlar mesela. Şimdi mecliste grubunuz yok. Bırakın mecliste grubunuzun olması. Mecliste bir tane hani bağımsız olarak gösterdiğiniz bir seçilmiş milletvekiliniz dahi yok. Ama ben Türkiye'de varım diyorsunuz. Yani toparlayacak olursak eğer ben şaşırmam. Gelecek Partisi de Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden bir araya gelirlerse şaşırmam. Ama olması mı gerekiyor? Kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü demedikleri laflar kalmadı. Yani gerçekten hatırlandığında
demedikleri laf kalmadı birbirlerine ve birleşmezler. Mümkün değil. Yani bence de mümkün değil. Çünkü Davutoğlu tepesine baktığında Davutoğlu diyor ki bana diyor başbakanlığım süresince diyor yaşatılmayan stres kalmadı diyor. Evet. Erdoğan cephesine baktığımızda işte Suriye politikası Davutoğlu üzerinden oldu diyor. Rusya'nın uçak düşürülmesi hadisesi Davutoğlu üzerinden oldu diyor. Bugün sığınmacı popülasyonu Türkiye'de bir sorun teşkil ediyorsa bunu sağlayan Davutoğlu'dur diyor. Davutoğlu da diyor ki 7 Haziran'la 1 Kasım seçimi arasında yaşananları anlatırsam insan insanın içine çıkamaz diyor. Şimdi bunların hiçbiri unutulmadı daha hafızalarda diri diri duruyor. İsrail-Filistin meselesi üzerinden seçim öncesinde hatırlayalım. İsrail'le ticaret yapılıyor sözlerinin üzerine Davutoğlu neler söyledi? Zehir zemberek açıklamalarda bulundu biliyorsunuz ki. O açıdan hani kimse kimseyi kandırmasın. Herkes oturduğu yerde otursun. Bugün eğer siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldıysanız Kayseri'de bir deyim vardır. Boşadığımız kadının topuğuna bakmayız diye. Artık ayrılmışsınız. Yani tırnak içerisinde boşanmışsınız. Birbirinizin topuğuna bakmayın. Evet. Tabii ki siyasetten... İkinci kez evlilikler de oluyor ama ya. Geri dönüp. İki de oluyor, üç, dört de oluyor. İşte sonra diyorlar ki o ikinci evlilikten sonra yine hata yaptı. Öyle mi diyor? Siyaset tabii ki çok değişkenlik gösteren bir alan. Dolayısıyla kimin kiminle ne zaman bir araya geleceğini de kestirmek zor. Mümkün değil. Şimdi yerel gündeme geçelim. İsterseniz yerel gündemde günün sıcak gelişmesiyle başlayalım. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nde meclis toplantısı vardı. Tabii meclis toplantısı öncesi Hobi Bahçesi sakinleri sıkıntılarını dile getirmek için belediye başkanlarının da hazır bulunduğu bir ortamda dertlerini anlatabilmek için Büyükşehir Belediyesi'ne geldiler. Dolayısıyla sıkıntılarını, dertlerini kurada yer bulamayanlar, daha önceden oturan, adeta orada kendilerine bir yaşam alanı oluşturan Hobi Bahçesi sakinleri, tabii seçim kampanyası süresi içerisinde Sayın Mendup Büyükkılıç'ın ifadeleri üzerinden kendilerine orada kalma adına nasıl bir esneklik ya da nasıl bir yol bulabiliriz? Bunun için dertlerini anlatmak adına Büyükşehir Belediyesi'ne geldiler. Bir izleyelim İsmail Bey, Tolga Bey. Hı hı. Onun üzerinde orada nasıl bir gelişme yaşanmış? Daha sonra bu sürece nasıl geldik? Onları enine boyuna bir değerlendirelim. Kayseri'de Hobi Bahçesi'nde oturan vatandaşlar yine eylemdeydi. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık kendilerine tanınan süre sonunda bahçelerden çıkmayacaklarını söyledi. Bizim amacımız hobi bahçelerimiz bizim elimizden alınmasın. Yeni hobi bahçeleri yapılsın. Yeni emekli olan arkadaşlarımıza o hobi bahçelerinden verilsin. Yıllarca biz bu hobi bahçelerine emek verdik. Dişimizden tırnağımızdan artırdık. Zaten buradaki emekli arkadaşların çoğu 10 lira, 12.500 lira para alan insanlar. 1850 lira veriyorduk, %300 zam oldu, 5.000 lira oldu. Buna da hayır demedik, hiç sesimizi çıkarmadık. Ama şu anda bizi yerimizden etmek istiyorlar. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mustafa Türkmen kalabalığa açıklama yaptı. Fakat sloganlarla zaman zaman tansiyon yükseldi. Evet, Mendup Başkan meclise gündeme getirdi ve emekleriniz var, Kasım'a kadar devam edin dedi, uzattırdı mecliste. Elinden geleni yaptı. Üçüncüsü de yeni hobi bahçeleri yapılacak. Doğru, arazinin temini, ihaleye çıkması malumunuz bir tasarruf tedbirleri yayınlandı. Hazırlıklar yapılıyor, yeni hobi bahçeleri yapılacak. Son cümlem şu, şimdi burada sürekli toplanmak sorunu çözmez. Bu yanlış bir yöntem. Yöntem daha önce de sözcüleriniz bize yazılı tekliflerini getirdi. Biz beraber görüştük. Biz bahçeyi terk etmeyeceğiz. Bakın. Beraber konuşalım. Beraber konuşalım. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Evet. Bakın. Şimdi böyle olmaz. Sakin olun. Bahçelerinden çıkmayacaklarını söyleyen kalabalık belediye meclisine girmek üzere belediye binasına girmeye çalıştı. Alana çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Belediye binası önünde bir süre başkan buraya sloganları atan emekli vatandaşlar Başkan Büyükkılıç'la görüşmek istedi. Kalabalık içinde belirlenen 7 kişi başkanla görüşmek üzere makama çıktı.
Evet, hobi bahçesi sakinleri tabii kendilerinin ifadeleri, özellikle emekliler, biz burada bir adeta terapi görürcesine stres atıyoruz. Orada toprakla ilgileniyoruz. İşte ufak tefek bir şeyler de, domatesli, salatalıklı, biberde, bu tür şeylerle bahçeyi ekerek kendilerine zaman geçirdikleri yönde sezeniş içerisinde bulunuyorlar. Seçimden önce Sayın Doktor Mendup Uyukkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı, hobi bahçesi sakinleriyle ilgili düşüncelerini, işte burayla ilgili taleplere göre hareket edeceğiz yönünde, bu arkadaşlar mevcutları koruyacağız yönünde ifadeler var. Kayıtlarını zaman zaman paylaşıyorlar. Yine bizim bu stüdyoda Sayın Başkan'la yaptığımız programdan kesitleri alarak, ya başkanım siz bize böyle sözler vermiştiniz, biz şimdi de buradan çıkarsak ne yaparız? Biz emekli insanlarız. Dolayısıyla zaten kıt kanada ayakta kalıyoruz ve yaşam mücadelesi veriyoruz. Bura bize bir anlamda zaman geçirdiğimiz, gidip de kahve köşelerinde mi oturalım yönünde sezleniş içerisindeler. 7 kişilik heyetle Sayın Başkan görüşüyor. Görüşmede de ya ben bu durumun bu kadar, işte orada kullanılmayan, özellikle sadece mangal yakmak için kullanan ailelerin, hobi bahçesi sakinlerinin olduklarını ifade ediyorlar. Hiç gelmeyenlerin olduğunu, hiç sadece ekim yapmayanların olduğunu söylüyorlar. Başkan da ben de büyük kılıç, tabii bizim edindiğimiz bilgiler, yani birebir başkandan aldığımız bilgi değil ama o heyetin içerisinde olan kişilerin bizlere aktardığı bilgi bu. Başkan da diyor ki ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Bir heyet oluşturalım, tamam, bir komisyon yapın. Siz araştırın. Burayı bu amaçla kullanan insanlarla oraları arındıralım. Yine sizler devam edin gibi bir söylem gelişiyor. Şimdi aslında ilk baştaki duruş doğru duruştu belediyenin. Dedi ki kura çıkacağım. Kura da çıkmayanlar oradan çıkacak. Evet. Ama şimdi siz hobi bahçesi sakinleri belediyeye geliyor. Siz diyorsunuz ki ya biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Tamam, bir komisyon oluşturalım. Şimdi sil baştan tekrar başa döndü aslında. Şimdi bu insanlar doğal olarak şu an bir hak elde ettiklerini düşünüyorlar. Yani şöyle, yani hobi bahçesi sakinleri bu eylemlerinde haksızlar. Ama şu olabilir mi? Yani haksızlar konusunu anlatacağım. Ha, gönül ister ki Tolga, Kayseri'de kaç emekli vardı? 272 bin. 272 bin. Gönül ister ki 272 bin kişiye hobi bahçesini yap, ona da kirasını al, insanlar ölene kadar orada vakit geçirsin. Ama bu mümkün değil. Mümkün olmadığı için de belediye sınırlı sayıda, belki bugün 5 bin 6 bin tane hobi bahçesi vardır, onun üstünde yok. Doğal olarak da yani bu 5 bin 6 bin kişi terapi olacak, toprakla uğraşıp terapi olacak da diğer insanların terapiye hakkı yok mu? Onların bu tarz hobi bahçelerinde vakit geçirme hakkı yok mu? Yani ne demek? Biz buraya emek verdik, para harcadık, biz burada nefes alıyoruz, terapi oluyoruz. Biz çıkmayalım, diğer insanlar da girmesin. Bu haksızlık. Ha, belediye bu konuda maalesef hep seçim dolayısıyla, oy kaygısıyla hep durdu, yumuşak durdu, hep öteledi. İnsanlar da buraları, yarın bir günde bura bizim der, çıkmazlar, para da vermezler. Belediyenin elinde imkan var. Ne imkanı var? Orada kameralar var zaten hobi bahçelerinde. Ekmeyen dikmeyen için belediyenin komisyonu oluşturmasına gerek yok ki. Kamerada bellidir ekilmeyen dikilmeyen alanlar, tebligat göndersiniz. Ekmiyorsa, bakmıyorsa çıkartırsınız, sözleşmesini iptal eder. Kuradan yeni bir insanı oraya atarsınız. Ama her eylem sonrası işte bakacağız, yapacağız, edeceğiz derseniz bu 270 bin kişiye kadar ulaşana kadar kimse oradan çıkmaz ki istemek. Bugün eskileri çıkartamazsınız, yarın bugün girenleri çıkartamazsınız. Ertesi günde, ertesi gün girenleri o bölgeden çıkartamazsınız. Kural net, 3 yılsa 3 yıl kullanıp insanlar orayı terk edecek. Ha şöyle yaparsanız, sayıyı çoğaltır, 276 bine kadar ulaştırırsanız her sene kirasını al, devam etsin insan ölene kadar, ama böyle bir imkan da yok. Ben haksız oldukları kanısındayım eylemi yapanların. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama bir haksızlık da Büyükşehir'de var. Tabii. Şöyle, mesela Büyükşehir kendi aslında yönergesini ihlal ediyor. Şimdi bir tanımlama yapmışlar, madde madde de sıralamışlar. Hobi bahçesi için bir yani yönerge hazırlamışlar. Yedinci maddenin mesela B bendi diyor ki, hobi bahçesi talebi olanlar yeni tahsis döneminde Büyükşehir Belediyesi veznesine idarece belirlenen bedeli yatırarak makbuz ile başvuru yapar. Peki, tamam, güzel. Peki aynısının şeyinde diyor ki
yönergede diyor ki D bendinde. Hobi bahçelerinin kullanım süresi ilk tahsiste 3 yıldır. Evet. Tamam, güzel. Kullanılan hobi bahçelerinde süre uzatımı 1 yılı aşmayan sürelerle belediye encümenince uzatılabilir. Ama bu süre toplamda 5 yılı geçemez diyor. Yani 3 artı 1 süre tanıyorum size diyor. Yani 4 yıl tanıyorum diyor. Peki kaç yıl olmuş İsmail abi? 12-13 yıl kurulduğu oldu. Günden beri yana, bu yana bu insanlar oturuyor herhalde. Hiç evet. değişmedi diye biliyorum ben. Yani 5 ayrı bölgede hobi bahçesi var. Dediğiniz gibi siz de emeklisiniz. Evet. Bir sürü emekli insanı. Anneniz emekli, babanız emekli, benim annem emekli, hayatından babası emekli. Oturamıyor. Niye oturamıyor? İçeridekiler çıkmıyor. Ya niye çıkmıyorsun kardeşim? Sen işgalci misin? Şimdi diyor ki ben yatırım yaptım. Ya ne yatırımı yaptın sen ya? Bana ne yatırım yapmasaydın ya? Şimdi bunları anlayamıyoruz yani. Anlayamıyorum ben. Ya serzenişlerini gerçekten anlıyorum. Kahve köşesine mi gidelim? Gitme ya. Gitme. Herkese diyor hobi bahçesi yapsın. Oldu canım. Bütün bütçeyi yani? Götürelim oraya yatıralım yani. Zaten emeklisin. Bütün hizmeti, bütün bütçenin karşılığını götürelim. Emekliye yatıralım. Emekli orada yaşasın. Bu genç ne olacak? Senin çocuğun okula gidiyor. Ama burada işleyiş yöntem farklı. Farklı. Yani yönergesi olan bir kurallara belediye uymadı başta. Bak, ben onu diyorum. Belediye Büyükşehir Belediyesi bu kuralı ihlal etmemiş olsaydı bugün herkes. Bu insanlar çoktan İtiraz ayrılmış edemez. Gitmişlerdi. Yeni hayatlarına alışmışlardı. Şimdi siz 2 yıl uzattınız, 3 yıl uzattınız, 5 yıl uzattınız, 3 yıl bir daha uzattınız. Derken en son dediniz ki tamam siz oturduğunuz yerde oturun. Yeni talep olursa dediniz bu talebe biz başka bir yerde hobi bahçesi yapacağız. Orayı karşı 22 bini aşkın talep oldu. Yeni bir talep oldu. Hatırlayın evet. Bu geçtiğimiz günlerde yeniden alım evet. için başvuru başladı. Mesela 9 ay kalıyorlar herhalde. 1 Mart'ta giriyorlar, 30 Kasım'da çıkıyorlar. 9 ay kalıyorlar. Bu 9 aylık süre içerisinde ortak giderlere de galiba bir düzlüğüde bir miktarda para da ödüyorlar. Yani evet. işte kullandıkları suyun parası mesela. O suyun parasında bir zahmet ver yani. Niye benim cebimden çıksın? Yani belediyeden çıkan para zaten. Benim cebimden çıkıyor. Yani burada belediye ilk ihlali yapınca, kendi aynen. yönergesini ilk belediye ihlal edince bu insanlar da buradan tırnak içerisinde durumu istismar ediyorlar. Bunlar da anlamıyorlar durumu. Şimdi bunları buradan mümkün değil şu görüntüyü gördükten sonra çıkartabileceklerine ben inanmıyorum. İnanamıyorum. Bunlar kepçenin önüne yatar. Evet. Cidden yatarlar yani bakıyorum şu ya arkadaş haksızlık ama bu hak gaspına giriyorsun yazık ya. Başka emekli hiç düşünmüyor mu? Peki diğer emekli gitmiş kahve köşesinde oturuyor. Hiç empati yeteneğin yok mu senin? Ona yazık değil. Ona yazık değil mi? Ona da yapsın diyor da hangi bütçeyle yapacak? Neyle yapsın İsmail abi? Zaten belediyenin bir sürü borcu var. Zaten kredi borcu çekmiş. Yok belediyenin. Yok mu? Bitmiş mi? İyi o zaman tamam. Belediyenin borcu yoksa tamam o zaman yapsın. Ben bir şey demiyorum ama burada gerçekten anlaşılmayan bir durum var. Yani Memduh Başkan işte Doğan Bey söyledi bugün 7 kişilik bir heyetle görüştü. O heyetle görüşmesi de ayrıca bir yani komik bir durum vallahi. Yani içinden çıkılmaz bir hal almış durumda bu durum yani. Yani burada durum tabii ki her geçen gün bu durum yaşandıktan sonra her gün belki de olay netleşene kadar hobi bahçesi sakinlerinin bu görüntülerini belediyenin önünde veyahut da farklı kurum önünde tepkilerini dile getirip ortamı oluşturdular. Sarı öküzü verdik biz. Aynen bravo çok güzel. Bir de nasıl gerginler görüyorsunuz yani. En ufak bir kıvılcım büyük bir ateşe, büyük bir yangına sebebiyet verebilecek türden bir gerginlik yani. Var. Tabii yani kurallara önce belediyenin uyması gerekiyordu. İnsanları iyi niyetle bir yola çıkıyorsunuz ama iyi niyet bu sefer zorunluluk haline geliyor. Doğru değil. Evet. Şimdi bir reklamlarımıza gidelim isterseniz. Yerel gündemde yine çok önemli gelişmeler var. Dolayısıyla bunları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Sevgili İsmail Şahin ve Tolga Yılmaz'la birlikte. Sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar birinci gün programımızda sizlerle birlikteyiz. Gözünüz bizde olsun efendim. Evet sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar birinci gün programımızda sizlerle birlikteyiz. Sevgili İsmail Şahin ve Tolga Yılmaz'la birlikte. Bu bölümde yerel gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Aslında reklamlara geçmeden önce hobi bahçesi sakinlerinin feryadını Büyükşehir Belediyesi'nde istek ve taleplerini söylediklerini, ifade ettiklerini bahsettik. Tabii yine bu bölümde de yerel gündemle devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'nin özellikle sevgili Şaban Çopuroğlu'nun ilçe ziyaretleri olsun, Çatkapı ev ziyaretleri olsun bunları dile getiriyor idik. Bu hafta aslında geçtiğimiz hafta yine programlarımızın içerisinde, yorumlarımızın içerisinde AK Parti İl Teşkilatı'nın
sahada olmadığını ifade etmiştik ama bu hafta görüyoruz ki gerçekten AK Parti İl Teşkilatı Fatih Üzüm ve birkaç yöneticiyle birlikte ilçe ziyaretlerine çıktıklarını ve bunun da sosyal medya üzerinden paylaşarak, basın kuruluşlarına da bültenler halinde ulaştırarak sahada olduklarını ifade ettiler. Demek ki biz yorumlarımız, uyarılarımız yerine ulaşmış. Aslında siyasetten baktığınızda iktidar partisi dolayısıyla yarın seçim olacakcasına her an sahada olması gerekiyor. Diğer partilerin de keza öyle ama iktidar partisinin ciddi anlamda AK Parti'nin oy düşüşü var. Biliyorsunuz %80'lerden 60'lara düştü. Daha sonra bu seçimde yerel seçimde %38'lere kadar düşüş oldu. Dolayısıyla bu düşüşten sonra daha fazla çalışmak, daha fazla gayret göstermek gerekiyor. Ekranda da izliyorsunuz. İş yerleri ziyareti var. Fatih Üzüm ve ekibiyle birlikte ilçe ziyaretleri var, vatandaş ziyaretleri var. Olması gereken tabii ki bunlar. Dolayısıyla vatandaşın sıkıntılarını yerinde dinlemek, iş dünyasının sorunlarını yerinde dinlemek ve onların sorunlarını milletvekillerine ve bir üst makamlara, çözülecek noktalara taşıyorlar. Sevgili İsmail Bey, buradan yine yola çıkarak geçtiğimiz haftalarda dile getirdiğimizi ifade etmiştim ben. Bu görmeyi aslında bütün siyasi partilerde bu tür gayretlerin olması gerekiyor. AK Parti sahaya, evet çıktık biz sahadayız, vatandaşı dinliyoruz görüntüsü veriyor. Tabii il yönetiminden birkaç yönetici var, kadın kolları başkanı var. Bu ziyaretleri nasıl okumak gerekiyor? Şaban Çopuroğlu'nun hamleleri, ziyaretlerinden sonra il yönetiminde kendi ekibiyle geziyor. Aralarında bir problem var mı? Tabii ki sorsanız mutlaka yok derler. Ama ister istemez belki bu ziyaretlerden rahatsızlık duyanlar olmuş olabilir. Sayın Şaban Çopuroğlu'nun ve sonrasında da bu adımları atmış olabilirler. Doğru olan bu siyasetçinin özellikle iktidar partisinin Kayseri'de bu kadar oy kaybetmiş bir siyasi partinin mutlaka sahada yer alıyor olması lazım ama sahada yer alıyor olmak da gezip tozmakla bir iki esnaf ziyaretlerde olmaz. Vatandaşın istek ve taleplerini, sahadaki istek ve taleplerini genel merkeze ulaştırıp bunları da çözüm bulmak gerekiyor. Yoksa bir iki ziyaret yapmayla yani Kayseri'de oylarını artıramazlar. Milletin, vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini çözecek mutlaka politikalar da geliştirmesi lazım. Bugün her gün sokağa gezip de emeklilerin maaşıyla alakalı bir düzenleme yapmasanız sizin gezmeniz partinize veya size hiçbir fayda sağlamaz. Belki sadece tanınırlık oranınızı artırmış olur. Onun dışında partinize herhangi bir katkı sunmaz. Elbette ki sahada yer alması lazım ama bakıyoruz özellikle AK Parti'nin bazı yöneticilerine işte ilçe gezilerinde vesaire karşımıza çıkmıyor ama herhangi bir eskiden Sayın Özaseki geldiğinde ya da Sayın Mustafa Eletaş geldiğinde ya da Sayın Hulusi Akar geldiğinde görmediğimiz, sahada ismini duymadığımız yöneticiler, belki birebir bizler tanıyoruz ama vatandaşın ya da parti içerisinde fazla kişilerin tanımadığı isimler de bu ziyaretlerde boy gösteriyor. AK Parti İl Başkanı'nı mutlaka yalnız bırakmamaları gerekiyor. Neye göre seçiyor yanındaki yani yöneticileri, herkese davet gönderiyor da sadece bazı kişiler mi katılıyor onu çok bilmiyorum ama neticede davet gitmeden bile önemli bir isim geldiğinde bütün yöneticiler o, mesela Sayın Hulusi Akar'ın ya da Sayın Özaseki'nin daha önce ya da Sayın Elitaş'ın etrafında rahatlıkla bu isimleri görebiliyoruz. Yani partideyseniz, görev alıyorsanız sadece protokol, önemli isimlerin geldiği alanlarda, fotoğraflarda yer almamak lazım. Mutlaka atıyorum. Yani Murat Cahit Cıngı da bir şeye gittiğinde, milletvekili bir etkinliğine gittiğinde onun yanında da yer almak lazım. İl başkanı da bir yere gidiyorsa mutlaka yanında yer almak lazım. Sadece gücü kudretine bakarak fotoğraf karelerinde yer almak ve ona görünmek için bir yol haritası belirliyorsa yöneticiler, bunlar öncelikle partilerine zarar verir. Bunu iyi hesaplamalar lazım. Bazı isimleri böyle dikkatimizi çekiyor. Özellikle Sayın Hulusi Akar, Mustafa Eletaş ve önce Sayın Özaseki geldiğinde fotoğraf verenler, yanından ayrılmayanlar
Sayın Fatih Üzüm gezdiğinde ya da Sayın Şaban Çopuroğlu Çatkapı ziyareti yaptığında yanında yer almıyorlar. Ben şimdi Şaban Bey'in özellikle yanında gezme şu ortamda mevcut yönetim içerisinde Fatih Üzüm rahatlıkla gezebilir ama bazı yöneticiler bir alınganlık olur düşüncesi. Çünkü onların kafasının arkasında hep hesap var. Evet. Tabii zaten baktığınızda uzun süreli görevde kalanlar sorsanız en iyi yönetici İsmail diyor. Yani ondan önce Tolga'ydı, en iyi yönetici Tolga diyor. Yani böyle orada zaten kendilerine yer bulanlar var. Sorsanız bize burası yük diyorlar. Ya bırakmam. İşte alttan bakıyorsunuz herkes kendi eşrafını bir şekilde partinin içerisine taşıyor. Değişik bir aslında bir alan. Kesinlikle öyle. Yani şimdi bugün iktidar partisisiniz ve iktidar partisiyseniz bütün partilere örnek olacak adımlar atmanız zorundasınız. Yani bugün eğer bir ziyarete gidiyorsanız yapacağınız ziyaretlerde bir yönetiminiz var. Bu yönetim içerisinden bir görev dağılımı yapmışsanız bu yapmış olduğunuz görev dağılımında sorumluluk verdiğiniz insanları kesinlikle es geçmemeniz gerekiyor. Mesela Acılar ilçesi ziyaretinde yerel yönetimlerden sorumlu başkan, il yönetimindeki bulunan başkan Mahmut Kabak var mıydı ziyarette? Mahmut Kabak. Görmedim. Ben de göremedim yani. Ya da varsa adı il başkanlığıyla anılan burada ilk defa biz tartıştık diyebiliyorum. Zaten başka da televizyon yok Kayseri'de, varsa da hepsi de zaten yaz dönemi diye yayınlarına ara vermişler. Bizden başka da konuşan yok yani siyasal güncel gelişmeleri. İzzet Buzkan var mıydı bu ziyaretlerde? Yok. Ama Hacılar da olabilir. Eli Taş var ya orada. Yani yok. İlçe ziyaretlerinde yok. Fatih Üzüm'ün ziyaretlerinde. Sayın işte Fatih eski Milli Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri ziyareti olduğunda bunlar var. Yani evet. Birileri mi haber vermiyor, özellikle birileri mi bulunmasını istemiyor? Bunlar tabii ki tartışılır. Bunlar dikkatlerden kaçmıyor çünkü. Yani o açıdan bir sorumluluk vermek değil mesele. O sorumluluğu yerine getirtebilmektir mesele. Kendisi gelmediyse bile siz bunu sorgulayacaksınız. Niye gelmedin diye. Tabii. Sizin onu davet etmeme gibi bir sorumluluğunuz, bir lüksünüz de yok ayrıca. Olmaması da lazım. Olursa iktidar partisi olamıyorsunuz zaten. Bu iç karışıklıklar maalesef bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi 22 yıl boyunca iyi korudu bu mahremi. Dışarıya taşınmamayı çok iyi sağladı. Mesela bunu en başarısız kılan parti Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi. İçinde en ufak bir şey yaşansa dışarıda herkes Sağır Sultan bile duyabiliyor. Ama AK Parti'nin içerisinde bir şey yaşandığında bunlar duyulmuyor, duyulamıyor. Ama biraz takibinize takılırsa, bu takiplerinizde biraz da dikkatliyseniz, ki Doğan Bey bu konuda çok dikkat eder. Evet. O açıdan o dikkatlerden kaçmadığından dolayı da burada sorgulanabiliyor. Bugün bir seçim yaşanmış 22 yıl sonra ve 22 yıl sonra ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlerden ikinci parti olarak çıkmış. Şimdi niye 22 yıl boyunca birinci parti olarak çıkmış ve 22. yılın sonunda niye ikinci parti olarak çıkmışı sorgulayıp buradan bir ders çıkartıp bir yol haritası çizmesi gerekenler bu yol haritasını maalesef yine tırnak içerisinde Doğan Bey'in ve sizin de altını çizdiğiniz üzere bizim söylemlerimiz üzerine mi harekete geçmeleri gerekiyor? Yani biz geçen hafta işte AK Parti sahada neden yoku tartışırken bizden bu arta kalan bir haftalık zaman içerisinde geçmişe bir bakıyorsunuz 5-6 güne. Bu 6 gün içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı sahaya çıkıyor. Evet. Güzel, çok güzel. Belki programlanması böyleydi, bunu da bilmiyoruz tabii. Bu kadar emin de konuşmayalım, net de konuşmayalım, terse de düşmeyelim. Ama eğer Kayseri'de 17-0 iken belediyeniz ve 31 Mart seçimlerine giderken yine 17-0'ı hedef koymuşsanız, burada 12'ye 5'seniz, özellikle bu 5 ilçeye bir gitmeniz lazım. Biz size ne yaptık ki siz bize oy vermediniz ve bize kaybettirdiğinizi oradaki halkın kendisiyle bir konuşmanız lazım. Tabii ki bütün mahallelere tek tek gidemezsiniz ama ilçe merkezindeki eski deyimiyle köy, yeni deyimiyle mahallelerden gelen esnafla kısa bir sohbet gerçekleştirdiğinizde bu durumun net fotoğrafını alırsınız, buradan bir rapor sunabilirsiniz Ankara'ya. Mesela Fatih Üzüm'den bazı raporlar istendiği iddia ediliyor. Evet. Mesela Kayseri'deki iç karışıklık yaşandığı için Suriyeli meselesinden dolayı bir rapor hazırlaması istendiği bilgisi var. Yine başka bir konudan dolayı daha rapor istendiği bilgisi var. Bu raporları Adalet ve Kalkınma Partisi neden sizden istiyor? Şimdi yani burada siz bir il başkanısınız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla siz burada Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyorsunuz.
O açıdan sizin temsil ettiğiniz, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı temsil eden illerin, il başkanlarının sorumluluklarının ne kadar ağır olduğunu bilmeleri gerekiyor. Tabii ki burada valiliklerle, emniyetle, garnizonla, işte milli eğitimle, sağlıkla vesaire koordine içerisinde olmanız gerekiyor. Kurumlar arası diyaloğu iyi sağlamanız gerekiyor. Buradan bir iç karışıklık yaşanmaması için sükuneti birlikte sağlayabilmeniz gerekiyor. Demek ki burada bir kopukluk var. Bu kopukluktan dolayı AK Parti bu kopukluğu burada keşfetmiş, belirlemiş ve demiş ki kendi il merkezine, bana bir rapor sun bakayım demiş. Senin gözünden bu olaylar neden yaşandı diye bir rapor istiyor. AK Parti'nin bence bu süreçte hiç durmaması lazım. Çünkü muhalefet her geçen gün erken seçim söylemini artık kendisi bıraktı. Halkın ağzına verdi. Halk ne diyor? Geçim yoksa seçim var diyor. Dolayısıyla bugün eğer erken seçim sözü havalarda dolanıyorsa, bu sözler vatandaşın diline pelesenk olmuşsa, yarın seçim varmış gibi AK Parti bütün teşkilatlarını diri tutmak zorunda. Kayseri'de de diri tutmak zorunda, Kütahya'da da diri tutmak zorunda, her yerde diri tutmak zorunda. Öyle ben işte bu hafta bir iş yaptım, sahaya çıktım, bu hafta oturayım, yoruldum, öbür hafta yine giderim. Böyle olmaz. Sizin çünkü ağır mesainiz burada olması gerekiyor. Bu mesainizi siz burada harcamak üzere bu yönetimlere geldiniz, bu sorumlulukları üstlendiniz. Bu sorumluluklarınızı bir gazeteci olarak benim size hatırlatmaya ihtiyacım yok diye düşünüyorum. Sizin zaten hatırlamanız, bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi olsun, diğer partiler olsun hep ifade ettik. Siz de ifade ettiniz, sevgili İsmail Bey de ifade etti. Yarın seçim varmışçasına partiler her an tetikte hazır olması tabii gerekiyor. Dolayısıyla tabii bu ziyaretleri hiç kesmeyen Sayın Şaban Çopuroğlu işte ziyaretlerini veyahut da gideceği yerleri il teşkilatına, il başkanına bildirmediği için orada bir kırgınlıklar olduğunu dile getirmiştik biz. Çok özür dilerim. Orada da şöyle bir düzeltme yapalım. Aslında biz öyle demek istemedik. Biz şunu demek istedik. İç düzlük neyi emrediyor bilmiyoruz. Ama biz şunu biliyoruz ki benim tanıdığım Şaban Çopuroğlu İl yönetiminden, il başkanından habersiz kafasına göre iş yapmaz diye düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Kendisi zaten o bayrağı taşıyordu. Evet. İl başkanlığı bayrağı belki taşıyordu. Belki şey oluyordur, ben yarın şuraya gidiyorum diye bilgi veriyordur. Yazdığı için mesela, keşke yazmadan önce belki de Fatih Üzüm'de şunu diyordur. Ya bir istişare yapalım da ona göre git. Haklısınız. Doğan Bey şöyle bir şey de var. Mesela partinin iç tüzükleri şunu emrediyor aslında. Siz işte teşviki mesainiz Ankara'da, bir milletvekilisiniz ama meclis kapalı. Ne yapacaksınız? Seçim bölgenize geleceksiniz. Geldiniz. İlk uğrayacağınız yer teşkilatınız. Teşkilatınızda nereye gideceksiniz? SKM'ye gideceksiniz. Seçim Koordinasyon Merkezi'ne. SKM size bir program yapmış mı? Siz gidemiyorsanız danışmanınız bakacak. Baktınız SKM size bir program yazmamış. Bu sefer ile diyeceksiniz ki bize bir program yazılmamış ama biz bir program üretmek istiyoruz. Biz bir pratik faaliyet içerisinde olmak istiyoruz. Ne yapacaksınız? Biz çat kapı ev ziyaretinde bulunacağız. Yaz bunu diyorsunuz. Yani ya il başkanının özel kalemine yazdırıyorsunuz ya da SKM'nin sorumlu tuttuğu kişiye yazdırıyorsunuz. Yani haber vermiş oluyorsunuz aslında. Evet. Bu noktada. Şimdi bugün tabii ki sıcak gelişmelerden bir tanesi de dün Yeni Doğan Haber gazetemizde de geçtiğimiz hafta da Sayın Öztürk'ün görevi bırakmasından sonra işte Kayseri'nin yeni abisi kim olacak ya da yeni beyin takımı kim olacağını konuşmuş idik. Gazetede de manşetti. Tabii bu konuşmaların üzerine Sayın Hulusi Akar Bey Kayseri'ye geldi bugün. Kayseri'ye geldiğinde de bir fotoğraf, tabii bu verdiği fotoğraflar aslında hepsi okunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Paşa ortada oturuyor ve bütün belediye başkanlarını toplamış. Artık buradaki fotoğrafı okumak gerekirse Kayseri'de belediye başkanlarından briefing rapor alıyor ve çalışmalarla ilgili onlara şu mesajı veriyor. Diyor ki bundan sonraki süreç içerisinde adeta ben her an yanınızdayım, ensenizdeyim, görevinizi, işinizi çok iyi yapın mesajı da veriyor. Bu ziyaret, bakın bugün ziyaretler oldu. Jandarma, il jandarma komutanlığını ziyaret etti Sayın Paşa. Bu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Evet. Doğru mu İsmail Bey? Evet. Yine valiliği ziyaret etti. Dolayısıyla bu ziyarette sizin bahsettiğiniz İzzet Buzkan'ı görüyorum orada. Evet, sevgili Mahmut Kabak da orada. İlçelerde yoklar ama böyle protokol olunca bu arkadaşların burada olması dikkatinizi çekti diye düşünüyorum. Ama bu ziyaretlerin
bir iyi okunursa benim görüşüm, benim düşüncem Sayın Hulusi Akar beyefendi artık bundan sonraki süreç içerisinde buranın direksiyonun başındaki olan kişi gibi bir tablo ortada. Yani şu resime bakarsanız bütün ilçe belediye başkanlarını bir masa etrafında adeta briefing alıyor. Gece geç saatlerinde biraz önceki toplantı sona eren toplantıdan fotoğraf karesi. Tabii Ayşe Börler de var yanında. Dolayısıyla Sayın Hulusi Akar bu fotoğraflar, bu toplantılar boş değil İsmail Bey. Öyle düşünüyorum ben. Tabii yani yani şunu unutmayalım. Sayın Mustafa Eletaş zaten AK Parti Genel Başkan Vekili. Doğal olarak da Kayseri'de ağırlığı olan bir isim Kayserili. Kayseri'de de Sayın Eletaş'tan bağımsız bir politika üretileceği kanısında değilim. Öncelikle Sayın tabii ki Eletaş burada mutlaka etkili. Sonrasında Hulusi Akar. Hulusi Akar'ı da yabana atmamak lazım. 15 Temmuz'da yaşanan o hain darbe girişiminden sonra Sayın Erdoğan'ın en çok güvendiği isimlerden birisiydi. Emekli olana kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüttü. Sonrasında da yapılan değişiklikler neticesinde Milli Savunma Bakanı olarak da biliyorsunuz şeyde yer aldı. Hükümette yer aldı. AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı da en çok yakından tanıdığı ve güvendiği isimler arasında yer alıyor. Bu fotoğraf doğru. Siz de doğru okudunuz. Yani Sayın Hulusi Akar'ın Kayseri'de bir karşılığı var. Vatandaş seviyor zaten. Yeni bir siyasetçi olduğu için, siyasete yeni girdiği için de hem Kayseri'den de toplumda bir karşılığı var. Bütün Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim. Kayseri'de de Sayın Hulusi Akar'a Sayın Erdoğan'ın danışmadan bir politika üreteceği kanısında değilim. Doğal olarak da bu pozisyonun dolayısıyla Sayın Hulusi Akar'ın Kayseri'deki ağırlığı zaten vardı. Sayın Özasekin'in bakanlık görevinden ayrılmasından sonra da bu ağırlık iyice artmış durumda. Evet. Şimdi bir Davut Şahin'in paylaşımı vardı. AK Parti'yi tamamlayalım isterseniz. Tomarza eski belediye başkanı sevgili Davut Şahin'in bir paylaşımı var. Bu paylaşımı ekrana getirebilirsek arkadaşlar. Evet, Davut Şahin eski Tomarza Belediye Başkanı kendisi. Tabii seçim yarışında kaybetti. Sevgili İyi Parti burada Osman Bey kazandı. Dolayısıyla o da iki gün önceydi bu paylaşımı yaptı. Hakkınızı helal edin. Bu kadar namussuzluğa dayanamıyorum. Hesap sorulacak, dayanamıyorum. Yani orada nokta nokta işaretleri var. Orada KC'de de evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Şimdi tabii dolayısıyla bunlardan buradan kime mesaj veriyor İsmail Bey? Tabii sana vermiyor, bana vermiyor. Yani şöyle öncelikle yani belli ki Davut Bey'e bir işte bir iş sözü de verilmiş olabilir. Şimdi şöyle Hacılar Belediye Başkanı adayı olan Ahmet Emin İkilci'ye bugün Kecetaş'ın genel müdürü yaptılar. Ama Davut Şahin'de Ayhan Arslan'ı kocasının yaptılar. Yani kaybetti, niye iş versinler diyecektim Ayhan Arslan'ı hatırlattığınız hatta için. Hatta belediye başkanı sevgili Sayın Cappar, Mehmet Cappar da şeker fabrikasının yönetimine gireceği söyleniyor. O aday gösterilmedi, seçimi kaybetmedi. Hani seçimi kaybettiği için cezalandırıyorlar mı? Ama o zaman Ayhan Arslan var işte bu sefer. Boşa düşmüş oluyoruz. Hani Zekeriya Karı. Yok şöyle dediğiniz doğru. Zekeriya kaybetmedi Cappar. Çünkü girmedi seçime. Ona verilebilir. Ya ona belki sessiz kaldı. Yani şöyle. Şeker fabrikasının yönetimini dahil edeceğiz gibi bir söylemler duyuyorum. Olabilir. Mutlaka bir görev vereceklerdir. Yani Davut Şahin bana söylemiyor. Mutlaka parti içerisinde birine söylüyor. Çok ağır ifadeler tabii, kullanıyor. Yani bu kadar diyor. Namussuzluğa diyor. Yani namussuz belli değil ki direkt namussuz. Yani bu kadar toplum önünde olan belediye başkanlığı yapmış, belli bir kitleye hitap etmiş bir kişinin bu paylaşımı yapması. Açık açık paylaşım yapması. Yani açık açık herkese açık bir paylaşım. Haksızlığa hakkınızı helal edin diyor. Bu kadar namussuzluğa yani altını nasıl doldurursanız doldurun. Dayanamıyorum diyor. Nokta nokta orayı da nasıl yazarsanız yazın. Yani mutlaka birine mesaj gönderiyor. Zaten mesajı da geri silmiş. Mutlaka mesaj herhalde. Alanı aldı mı diyorsunuz? Alanı aldı tabii. Niye yani kime? Muhatabı aradı herhalde. Kaldı çünkü ağır oldu dedi herhalde. Değil mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Ya öyle. Akla ya gelen bu değil mi yani? Ya ben şuna da karşıyım. Yani tamam sevgili Davut ya Bey. Ucu açık niye bırakıyorsun? Kardeşim bize açık ve net söyle. Yani tamam hakaret etmeden yanlış kim yaptıysa
kamuoyuna duyur yani bu kadar. Ya bir de şöyle bir şey gelişiyor. Toplumda işte bu da insanları rahatsız ediyor. Şimdi eski Hacılar Belediye Başkanlığı'na bakın, Ahmet Bey elektrik şirketinde orada bir görev var, yönetim kurulu üyesi. Yani halihazırda çalışıyor. Ahmet Herdem. Ahmet Herdem. Evet. Sayın Bekir Yıldız keza oranın yönetim kurulu başkanı oldu. Sayın Kilci işte Kecetaş'ın genel müdürü oldu. Baktığınızda Kaski'nin genel müdürü, bundan önceki genel müdürü Ender Batukan. Ender Batukan şeker fabrikasının yönetiminde. Yani inanılmaz, yani boşta koymuyoruz diyorlar. Ama dışarıda bu kadar insan varken insanlar da diyor ki ya, bu adamlar yıllarca genel müdürlük yapmış, çalışmış, birikim olmuş, emekli olmuş. Yani bunların işe ihtiyacı mı var? Tamam, o olmasa çocuğunu alıyorlar. Bir şekilde sen ben bizim oğlan tayfasına döndürüyorlar. Şimdi Akkış'la da mesela Ayhan Bey'i kocasına muhasebe müdürü yapıyorlar. Ne işte diyor, şöyle söyleniyor. Bir yılı kaldı emekliliğe. Dolayısıyla emekli olması için böyle bir uygulamaya gittik. Ya şimdi dinledikçe de insanın aklı karışıyor. Şimdi Ayhan Aslan şöyle memurdu. Memurların geri dönüşleri kolay. Onlar müracaat edince. Ya neçe memurlar var dışarıda? Ha, yok. Memur görevden ayrılıp 10 yıl içerisinde geri dönebiliyor. Hayır. Orada sıkıntı yok ama Davut Şahin ne ya söz? Ayhan'da sıkıntı yani, Ayhan gibi başka bir örneğe belki de bir sürü Kayseri'de insan vardır. Varsa böyle bir durum olan insanlar bir yerlere aday olmuş ya da diye. Geri sonra dönebiliyorlar. Sıkıntı yok. Hayır, geri dönüyor da. Memursa geri döner. Ama bu kadar mesela. Hiç ise dönemez. Evet, bu kadar şey olabilir mi? Ne olabilir? Statülü bir yere gelebilir mi? Statüsü oysa oraya döner. Yani bir kaymakam. Zaten Melik Gazi de kaymakam istifa edip de. Kültür işleri müdürüydü diye biliyorum. Yani müdürlük evet, vasfı vardı yani, zaten. Memur olduğu için dönebiliyor. Evet, Ayhan evet. Aslan'ın konumu farklı. Yani hani, sadece Melik Gazi'den Koca Sinan'a geçmiş aynen, oldu. Yani, sonuçta aynen. Ama öyle ya da böyle. İç kurum üzerinde şimdi, atama olmuş yani gibi o, değerlendirilebilir. O müracaat etse bile yani. Melik bir, Gazi'ye mecbur almayacak mı? Ender Bey öyle. Abi, daha önce şey, de Melik Gazi ilçe başkanı vardı. Gökhan Ülke? Hayır. Sadi. Neydi? Aklıma gelmedi. Evet. Sadi Köylü müydü? Sadi Köylü müydü? Yok. Bakandı ya. Yok. Köylü değil ya. Melik Gazi'de o da şeker fabrikasının ilk ilçe başkanlarından. İlk ilçe başkanı Sayın Cabatlar'la birlikteki evet. dönemlerde onun da şeker fabrikasının yönetiminde bak. Yani i̇şte onlar, Pampa'da. Şimdi baktığınızda onlar ödüllendirilmiş. Yani ödüllendiriliyor. Dolayısıyla sevgili Mahmut Davut Şahin de diyor ki ya arkadaş bana bir söz verildi. İşte seçim biteli 3 ay oldu belki de sıkıntıları da var. Bana bir yere yönetim kurulu üyeliği verecektiniz, vermediniz diye feryat ediyor. Aslında deprem ondan bölgesi, dolayı mı feryat ediyor? Ben ondan ya da deprem bölgesinde bir öyle. Peyzaj işi aldığı yönünde bir bilgiler vardı. Ya orada işine son verildi. Dolayısıyla bundan dolayı da belki de kızmış olabilir. Ama şimdi diyor ki Sayın Mehmet Çapar'ı şeker yönetimine girecekse, işte Hacılar'a aday olan arkadaşı Kecetaş aldıktan sonra, yani doğal olarak herkes ödüllendiriliyor. Yani AK Parti'den adaysanız iş sıkıntınız yok, kazanamasanız da. Böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani bazılarına bu sıkıntıları yaşatıyorlar ki bu mesajlar gidiyor. Mesela Zekeriya Karayol'a da herhangi bir yerde bir şey verilmediği için yeniden Refah Partisi'nden aday oldu. Davut Şahin de muhtemelen bazı sözler verildi ki bu sözler yerine getirilmedi. Böyle ağır bir mesaj yazmış, hem de namussuz diyebilecek kadar çok sert bir açıklama yapmış. Evet. Yani bu keşke bu paylaşımı kime yaptığını da neden niçin evet. yaptığını da ifade etseydik. Dolayısıyla insanlar da zan altında bırakmasa daha iyiydi. Tabii bu paylaşımı belli saat ya bir gün sonra da kaldırıyor. Herhalde evet. sanıyorum partiden, teşkilattan kendisine temas oldu. Bunu da hemen değerlendirdikten sonra şimdi geçelim. Geçtiğimiz günlerde sevgili Tolga Yılmaz'ın programına uzun süredir hep konuşuyoruz. Kayseri deprem hattı ve fay hattı üzerinde mi? Kayseri'de Allah korusun yaşanacak depremde binalarımızın durumu ne durumda? Genel olarak baktığımızda yüksek katlı binalar alanında Kayseri birinci sırada. Gökdelen gibi binalar yapılıyor. Oysa yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımız
Sahabiye'deki kentsel dönüşüme geldiğinde bu kadar yüksek katlı binalar yapılır mı yönünde eleştirisi de olmuştu. Hatta son iki katı tıraşlamalarını da istemişti ama Sahabiye bir türlü de ilerlemiyor kentsel dönüşümde. Orada da bir ciddi sıkıntılar var. Ondan sonra o yüksek katlar da yükselmez oldu. Ama biz tekrar deprem uzmanı Naci Görür'ün sevgili Tolga Yılmaz kardeşimize bir telefon bağlantısı yaparak Kayseri ile ilgili düşüncelerini ifade etti. Tabii bu duruma nereden geldi? Daha önceden Adnan Bey'in bir açıklaması oldu. Doğru mu? Deprem evet. toplantısı olduğunda depremin ciddi anlamda Kayseri fay hattı üzerinde olduğu o toplantıda dile getirilmiş. Hatta belediye yetkililerinin de o toplantıda olduğunu ifade ediyor sevgili Adnan hocamız. Ama Sayın Mendup Yıkılıç paniğe gerek yok gibi spekülasyonlara gerek yok yönünde bir basın bülteni geçti. Geçtikten sonra tabii biz haberin detaylarını araştırdığımızda oysa belediyedeki yapılan toplantıda belediye yetkililerinin de kulaklarının duyacakçasına ifadelerde bulunmuş deprem uzmanları Kayseri'nin fay hattı üzerinde olduğunu dolayısıyla yapıların çok iyi kontrol edilmesi gerektiği çağrısında bulunmuşlardı. Adnan Hoca da bunun paylaşımını yaptı. Daha sonra Menduh Büyükkılıç da bir açıklama yaptı. Bu paniğe gerek yok, herhangi bir sıkıntı yok yönünde. Oysa tabii Menduh Bey'in bence bir yerel yönetici olarak, belediye başkanı olarak toplumu evet bu bir hayatımızın gerçeği ama biz binalarımızı, kontrollerimizi çok sıkı bir şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla tedbir bizden, artık takdir Allah'tan evet. mı denir? Öyle ifade ediyoruz. Bu yönde bir açıklama yapsaydı belki daha böyle insanları rahatlatırdı diye düşünüyorum. Sevgili Naci Bey neler söylemiş? Bir izleyelim görüntülerimizi, paylaşımları arkadaşlarımız hazırladı. Bir izleyelim efendim. Şimdi birinin çıkıp Kayseri'de deprem olmaz diye bağırması onun yeterince jeolojiyi bilmediğinin kanıtıdır. Bir yerde depremin olup olmayacağını söyleyemezsiniz. Siz eğer orada faylı bir yani deprem, diyelim canlı bir fay varsa, orada eninde sonunda deprem olur. Diyorum ki ben, Kayseri bir fayın üzerinde oturuyor. Kayseri yanlış kurulmuş yer itibariyle. Hatta o Erciyes Dağı tam fayın üzerinde. Erciyes Dağı'nın nedeni o fay. Şimdi böyle bir fayın üzerinde oturuyorsun. Bir de birkaç tane faylar var o Erciyes Havzası'nı çeviren. Yani tamamen orada tektoniğe bağlı gelişmiş bir ova alanı var. Akarsu'nun geçtiği alüvyonlarla yüklü bir alan. Siz gelip şehri de o alüvyonların üzerine, o ovaya kurmuşsunuz. Olabilecek en tehlikeli yere. Yani yarın olabilecek bir depremde orada sıvılaşma da olur. Orada deprem hızı en şiddetli olur. Depremin ivmesi fazla olur. Depremin hızı fazla olur. Orada zayiat da fazla olur. Yani yapılmaması gerekenin yapılmış. Kayseri'yi tehdit eden fay, Kayseri'nin içinden geçen faydır. Deprem ne zaman olursa olsun önemli değil. Bugün olursa beni etkileyecek, yarın olursa çocuklarımı, öbür gün olursa torunlarımı, öbür gün olursa kendi neslime etkileyecek, kendi milletime etkileyecek. En doğrusu depremin ne zaman olacağını düşünmek yerine ben Kayseri'yi deprem dirençli nasıl yapabilirim? Dünyada bunun örnekleri var. Artık dünya deprem dirençli yerleşim alanlarına gidiyor. Şimdi siz Kayseri'yi depreme hazırlayacaksınız. Kayseri'yi depreme hazırlamak demek Kayseri'de yönetimi depreme hazırlayacaksın. Halkı depreme hazırlayacaksın eğitimle. Altyapıyı, yapı stokunu, ekosistem ve çevreyi ve ekonomiyi deprem dirençli yapacaksın. Bunun yolları var. Yarın istersen yaparsın. Sen sağlam affedersin, eşeğini sağlam kazığa bağla. Deprem gelirse minimum zararla onu atlat. Evet. Yani ne zaman olacak, nasıl olacak, kaç olacak onu bırakın. Onu diyorum, bugün olursa ben, yarın olursa çocuğum, öbür gün olursa kendi insanım, neslim. Depremi ihale etmeyin gelecek kuşaklara. Miras bırakmayın. Kayseri'yi adam gibi düzeltin. Ondan sonra korkulu rüya da bitsin.
Evet, Kayseri'yi depreme hazırlayın diyor. Hatta eşeğini sizi sağlam kazağa bağlayın. Biz yani niye bağladık, niye ihtiyaç duyduk? Yani durup dururken ihtiyaç duymadık. Şimdi maden teknik arama 2021 yılında Kayseri'ye geldi. Kayseri'de kazı çalışmaları yaptı. Fay hatlarını belirledi. Bu fay hatlarının paleosismolojik yapısallığı var mı yok mu buna baktılar. Yani paleosismolojik nedir? Deprem üretmiş fay hatlarının yeniden bir deprem üretebilirliğini araştırılmasına deniyor bu. Bunu yapmışlar mı yapmamışlar mı diye soruyor hoca bize zaten. Bu yapılmış. Maden teknik arama bir yıl içerisinde bu yapmış olduğu kazı çalışmasını yapıyor. İkinci yılda da bu çalışmanın sonucunun raporunu hazırlıyor. Bu iki yıl sürmesi gerekiyordu. Araya 6 Şubat depremi girdiği için bizim raporumuz bir yıl gecikti. Gecikmeli olarak geldi. Bu mecburen yapılması gerekiyor. Maden teknik arama kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu. Dolayısıyla yalan söyleyemez. Yalan söylerse kendi ayağına sıkar, halkını öldürür. Kayseri'de diri fay hatları var. Bu fay hatları 7,5 şiddetinde deprem üretebilir diyor. Raporun kendisi söylüyor bunu. Şimdi biz de Yeni Doğan Gazetesi'nde Adnan Evsen aracılığıyla bunu haberleştirdikten sonra Büyükşehir Belediyesi bu haberin üzerine gitti. Sayın Başkan'ı o kazının çalıştığı yere götürdü. Orada biz işimizin başındayız dedi Sayın Başkan. Spekülasyonlara yer yoktur ifadesini kullandı. Ama kimsenin speküle ettiği bir durum değildi bu. Bir gerçek vardı ortada. Bu gerçeğin peşinden gidilmesi gerekiyordu. Şimdi speküle eden aslında başkanın ta kendisi. Ya çıkıp şunu söyleyebilirsiniz, dersiniz ki bakın bize maden teknik aramadan bir rapor geldi. Bu rapor bize 7,5 şiddetinde bir depremin olabileceğini söylüyor. Ama korkmayın, ama sağlıklı kalın, aman endişeye sürüklenmeyin. Bizim yapı stoğumuz jeofizik etütleri yapıldı. Ve bu etüt sonuçlarına göre bizim yapı stoğumuz 7,5 şiddetindeki depremde yıkılmayacak diyebilmeliydi. Bunu demek yerine tuttu bizi, yani biz gazetecileri, bu konuya dönük düşüncesi olanları, kimler bunlar? Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İl Koordinasyon Kurulu Başkanı, yani Makina Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol. Şehir Plancıları Odası Tamer Cinel. Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yalçındağ. Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Özgür Bey ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kamuran Arı ve bizi yalanlıyor. Diyor ki speküle ediyorsun. Ya biz speküle etmiyoruz. Bakın bu adamların hepsi bu MTA'nın raporundan da önce Kayseri'deki bütün odalar, TMOB'a bağlı bütün odalar, buna ek olarak veteriner ve diş hekimleri ve tabip odaları eklendi. Bir rapor hazırladılar. 20 sayfalık acil eylem planı raporu hazırladılar. O raporda da bundan farklı bir şey yoktu. Farksız bir şey yoktu. Hepsi aynıydı. O raporda da şu söyleniyordu. 27 bin yıl içerisinde Kayseri'deki fay hatları deprem üretmiş. Ürettiği depremin şiddeti, büyüklüğü. Hepsini bu raporda bize anlatmışlar, sunmuşlar. Ve belediyelere demişler ki arkadaş bak önlem al demişler ya. Yani önlem almazsan bir deprem geliyor. Bu depremde insanlar öldükten sonra vay başımıza gelenler diye hayıflanma demişler. Yani bu kadar basitken her şey. Yani başkan çıkıp şunu deseydi ki evet bu yapı stoğumuz dayanıklı ya da dayanıksız. Acilen bu yapı stoklarını taşıyoruz deseydi hiçbir sorun yoktu. Bakın burada anlattı. Bir kez daha hatırlatalım. Neyin ne olduğu anlaşılsın diye. Tamer Cinel, Şehir Plancıları Odası Başkanı mevcutta. Ha bu arada bu 5 İKK'ya bağlı 5 şubenin makine mühendislerinin inşaat mühendisliği, jeofizik, jeoloji ve Şehir Plancıları Odası Başkanı'nı Büyükşehir Belediyesi Afet Daire Başkanı hanımefendi teker teker toplantıya çağırıyor. Ve onlardan görüş alıyor. Yani hepsini birden çağırmıyor. Tek tek çağırıyor. Yani Kayseri'deki durumun ne olduğunu bir de onlardan dinlemek üzere. Neyse Tamer Cinel'i biz burada konuk ettiğimizde bize çok çarpıcı bir detay anlattı. Burada aynı zamanda kendisi Erciyes Üniversitesi'nde derslere giriyor. Mimarlık Fakültesi'nde. Bir Mehmet Ali adında bir öğrencisini mezun ediyor. Mehmet Ali Gaziantep'li. Memleketine gidiyor. Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nde işe başlıyor.
Şahin Bey belediye başkanına diyor ki, bu arada tabii ki kendisi donanımlı bir yapıyla birlikte mezun olduğu için, Şahin Bey diyor bir tetkik edeyim diyor. Yani altyapısına bir bakayım, zemin etütlerine bir bakayım diyor. Başkanım diyor, size bir rapor sunmak istiyorum diyor. Nedir diyor Mehmet Ali diyor. Başkanım, yarın bir deprem olursa diyor, bu Şahin Bey yerle bir olur diyor. Ne yapacağız Mehmet Ali diyor. Şehri taşıyacağız diyor. Şahin Bey ilçesini kayalık zemine taşıyorlar. Mevcut yapı stoğunu. Tabii bu zaman alıyor. Var olan yerleşkenin üzerinde de yaşam alanına çeviriyorlar işte. Oraya işte otopark yapıyorlar, spor alanı yapıyorlar, park yapıyorlar oturma için. Çocuk oyun alanları yapıyorlar. Bakın bu 6 Şubat depreminde hiç etkilenmeyen, hiç bina yıkılmayan tek yerdir Şahin Bey Belediyesi. Evet. Ya biz bunu söylüyoruz ya. Biz sana şunu söylemiyoruz Sayın Başkan. Hani speküle ediyorsunuz. Ya emin ol, bizim speküle etmek gibi bir hakkımız da yok, şansımız da yok. Böyle bir, yani çığırtkanlığımız da olamaz. Ya çık söyle de ki, ben bu şehirde 30 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı yapıyorum. Ben gövdemi ortaya koyuyorum. Ben Melikgazi Belediyesi'nde de, ilçe sınırlarında da, büyük şehirde de ben hiçbir zaman için çürük bir yapı stoğuna izin vermedim de. Bunu söyle. Bakın jeofizikçiler diyor ki, Koca Sinan Belediyesi dışında Kayseri belediyelerinden hiçbirinde mecbur olmasına rağmen, hem 1999 depremi 2000 yönetmeliğinde, hem de 2008 yönetmeliğinde, hem de 2018 yönetmeliğinde mecbur olmasına rağmen jeofizik mühendisi istihdam edilmiyor diyor. Ya bu şu anlama mı geliyor diyoruz yani. Jeofizik mühendisi istihdam edilmiyorsa o hizmeti almadığı anlamına mı geliyor diyoruz. Dışarıdan alıyordur. Diyor ki bir arkadaşımızı diyor yanlış karar verdiği için, yani imza onay verdiği için mesleğinden ettik diyor. Demek ki verilebiliyormuş. Ve bunu anlatan jeoloji mühendisleri, o Kayseri il temsilcisi şunu söylüyor. Kayseri'de bir daire almak istemiş. Daireyi alırken demiş ki, ben demiş bu yaptığınız binanın jeofizik raporlarını istiyorum demiş. Müteahhit demiş ki, ya biz böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Gelirler hep, binanın manzarası var mı? Parkesi iyi mi? Taşları yerinde mi? Musluklar sağlam mı? Prizler iyi mi diye bakarlar. Sen niye demişler hani buna dikkat çekiyorsun? Ben jeoloğum demiş ya. Ben demiş burada oturacaksam burası bana mezar olmasın demiş. Verememişler o müteahhitler jeofizik raporunu. Veremedikleri için gitmiş başka bir yerden kendisine daire almış. İşte bizim burada da bilinçlenmemiz gerekiyor. Hatırlayın, yani sizinle de yaptığımız programlarda hep biz bu konuya dikkat çektik aslında. Bir binadan ev alacağımız zaman nelere dikkat ettiğimizi üzülerek burada söyledik. Toparlayalım. Biz bize mezar olacak bir memleket istemiyoruz. Evet. Biz bizden ileriye gidecek olan bizim sonraki kuşaklarımıza, deprem gibi bir felakette hayatını kaybeden dedeleriniz vardı, ebeleriniz vardı, anneleriniz vardı, babalarınız vardı dedirtmek istemiyoruz. Bizim çığırtkanlığımız, eğer adı spekülasyonsa, spekülemiz bu. Başka bir şey demiyoruz biz. Başka bir şey desek, tamam haklısınız, bizi taşlayın. Bizi taşlayın, ama biz gerçek neyse onu söylüyoruz. 6 Şubat depreminin olacağını Naci Görür de defaatle söyledi. Celal Şengör de söyledi. Bu faylar dedi enerjiyi çok üretmeye başladı dedi. Doğu Anadolu fay attı dedi. Fokur fokur kaynıyor dedi. Bunu söylediler. Şimdi burada Erciyes gibi bir dağın olması, volkanik bir zemini de harekete geçiriyor olması, hala birileri tarafından dikkate alınmıyorsa ben artık pes diyorum gerçekten. Başka bir şey demiyorum. Evet. Tabii ki şehri yönetenler, şehirde yaşayan insanlar ya dikkat almıyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Elbette çalışmalar var ama şu hızlı var. Olması lazım. Ama şu var. Yani bakın İsmail abi, mesele şu. Özü şu. Kayseri ovalık bir zemine oturtulmuş. Evet. Ta Bizans oturmuş ya da şey, kaleyi kim yaptıysa Roma, onlardan beri ama bu hata geliyor. Ama o kalenin oturduğu dönemde yani bugüne gelene şimdi, kadar ya da bu yöneticilerin kendi çocukluğunu hatırla mesela, yapılaşma aslında ilk İstasyon Caddesi, Sivas Caddesi, komple Kayseri yani. NATO Caddesi ve sonrasında Alpaslan ve Köşk mahallelerinin yapılmasıyla
sıkıntıya girmiş. Ya arttı da yani ilk hani yani, Cumhuriyet tarihinde oturmadı ki buraya. Tabii o zamandan bu zamana kadar da çok ciddi depremler olmuş Kayseri'de. Evet. Dolayısıyla Naci Bey'i uyarıyor. Evet Kayseri sonuçta bir ovaya oturmuş. O yıllar önce olmuş ama yıllar sonra da önce de çok ciddi depremler, hasarlar atlatılmış. Bundan ders çıkartılması gerekiyor. Şehri yönetenlerin de yani bunlar bir spekülasyon falan değil de ya biz tedbirleri alıyoruz işte inanılmaz. Halkı korkutmayın, korkutmayın falan. Tabii ki bir insanın alnında ne yazıyorsa, kaderinde ne varsa onu yaşar ama sonuçta biz tedbirleri alalım. Çin'de deprem oluyor 7 nokta bilmem kaç şiddetinde. Japonya'yı gördük. Japonya, pardon özür dilerim. Yani ölen düşünün yok. Ölen yok yani 7 şiddet. Yüksek bina değil. Ve insanlar da hiç panik yok. Panik sadece yok. Yaşam üçgenini oluşturuyor. Çök kapan tutun. Yani insanlar doğal bir sanki hayatlarıymış gibi davranıyorlar. Ama çok ciddi binalarda önlem alıyorlar. Bizim de bu önlemleri almamız gerekiyor. Evet aynen, şimdi evet. Alınıyor ya da alındığını söylüyorlar. Sadece Kocaeli Belediyesi'nde var işte. Jeofizik mühendisi. Bu büyük şehirde de Afet Daire Başkanı var değil evet. mi? Yani o hanımefendinin de gerçekten bu alanda kendini eğitmiş mi? Bir jeoloji uzmanı mı? Ya liyakatı var mı? Yani liyakatı var mı? Ya da Tolga Bey'in yakınının işte çocuğu iyi çocuk falan ya burada öğrenir işte evrak imzalasın mantığıyla işe alındıysa o da ciddi bir sıkıntı. Bunlar hepsi veballi işler. Dolayısıyla şehri yöneten, bizleri yöneten insanların da kanunları, kuralları yerlerine iyi uygulayarak korumaları gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi geçelim tabii geçtiğimiz hafta bir hayli hareketli geçti. Bunlardan bir tanesi de Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Alper Kemaloğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Alper Kemaloğlu kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanı önceki dönem Sayın Mehmet Özeseki'nin damadı. Dolayısıyla Tıp Fakültesi Dekanı olduğu dönemde de çok eleştirilmişti işte. Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti genel yerel yönetimlerden sorumlu genel başkandı. O dönemde işte ondan dolayı işte Tıp Fakültesi Dekanı yapıldı gibi çeşitli söylentiler de olmuştu. Bu söylentiler devamlı Özeseki Bey'in damadı ifadesinden Sayın Alper Kemaloğlu'nun rahatsız olduğu yönünde de sıkıntılar duyduğunu ve bu eleştirileri kabul etmediği yönünde sezlenişler de ben yaptığım araştırmalarda öğrendim. Tabii Alper Bey görevde kaldığı 1,5 yıl süresi içerisinde ciddi anlamda yeni acil binasının yapımını ve hastaneye çok ciddi anlamda hayırsever desteği katkısı sağladığını, tıp fakültesi öğrencilerinin sınıf geçme oranında ciddi anlamda değişiklikler yaptıklarını ifade etti kendisi de bana. Ben istifasından sonra görüştüğümde ama istifa mektubu apayrı bir cepheye çekiyor olayı. Bir izleyelim, bir dinleyelim neler söylemiş istifa mektubunda, onun üzerinde bir yorum yapalım. Saygıdeğer öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelimiz, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürmekte olduğum dekanlık görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Öncelikle bu karar mevcut şartların bir bütün halinde beni buna mecbur etmesinden kaynaklanmış olup özgürce alınmıştır. Her başlangıcın bir sonu vardır. Esas olan geriye kalandır. Görev yaptığımız süre içerisinde fakültemize duyulan aidiyet duygusunu artırmak ve onu geleceğe hazırlamak için yoğun gayretler gösterdik. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, adaletli bir sınav sisteminin oluşması, dezavantajlı öğrencilerimize burslar verilmesi, sanatsal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi, ek ödemelerin iyileştirilmesi, fiziksel yenilenmelerin yapılması, yüksek teknoloji cihazların alınması, yeni hastane projesinin olgunlaşması ve dijitalleşme konularında kararlı adımlar attık ve gurur verici sonuçlar aldık. Yukarıda sayılan bütün yenilikler, birbirine güvenen, dürüstlük ve çalışkanlıklarından asla şüphe etmediğim bir ekibin eseridir. Bu ekipte yer alan dekan yardımcılarımıza, başhekimimize, başhekim yardımcılarımıza, idealist personelimize ve bütün tolere eden yakın çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle çalışmak benim için bir onurdu. Yine fakülteme destek sunan rektörlerimize, şehir protokolümüze ve asıl yürekli hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Görevim süresince her zaman adaleti gözettim. İnsana inanmayı seçtim. Bu inancımın ne kadar haklı olduğunu ise sosyal medyadan şahsıma yönelik yalan kampanyası yürütenlere karşı öğrencilerimin ve idari personelimin verdiği cevaplarda gördüm. Son yıllarda gözümden gerçek manada yaş akıtan tek olayın bu olmasından dolayı ayrıca mutluyum.
Görev süresince şahsıma yapılan bütün haksızlıkları affediyor, bende hakkı olduğunu düşünenler varsa helalleşmek için odama bekliyorum. Bununla beraber hangi kademede olursa olsun üniversitenin potansiyelini engellemek için çalışan, şahsi çıkarları uğruna toplumsal çıkarları feda eden ve devletin kendilerine verdiği emaneti ziyan eden bedhaları affetmiyorum. Sevgi ve saygılarımla Profesör Doktor Alper Kemaloğlu. Evet, aslında her satırında ayrı böyle dikkat çeken paylaşımlar var. Yani şahsi çıkarlar vardı da niye ses etmedi de bu açıklamaya kadar durdu, onu da ben merak ediyorum. Tabii şöyle, yani göreve geldi yani tabii ki Alper Kemaloğlu bu görevi hak eden isimlerden birisi mi? Elbette isimlerden birisi. Sonuçta dekan olabilmesi için profesör olması gerekiyor. Profesörlük unvanına erişmişse dekan da olabilir, rektör de olabilir, bir bölüm başkanı da olabilir. O liyakata, sahiplik oranına ulaşmış. Ama sonuçta onun gibi bir sürü isim vardı. Alper Kemaloğlu'nun oraya gelmesinin tek nedeni vardı, siyasetti. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani sonuçta dekanlık görevine, rektörlük görevine bir şekilde siyasetle geliyorsunuz. Bugün rektörleri kim atıyor? Sayın Cumhurbaşkanı atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın isim olmayan ya da siyasetten onay almayan hiç kimse rektörlük görevine gelemiyor. Gelemez de, bu da mümkün değil bugünkü sistemde. Önce seçimle geliyordu vesaire. Onda da yine siyaset vardı. İlk üç isim gönderiliyordu. İstediğini seçiyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Değişen bir şey yok. Şu anda da aynısı. Yani Alper Kemaloğlu'nun zaten dekanlık görevine gelmesinin tek nedeni siyasetti. Elbette ki yetkinliği vardı, çalışmalar yaptı, ona söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama Sayın Özaseki'nin istifa etmesinin ardından da net bir durum ortaya çıktı. Sayın Özaseki'ne sanki Sayın Özaseki'ye yakın isimler bir yerlerden tek tek temizleniyor algısı var. Bakın, Hidayet Atasoy şeyden gitti. Elektrik şirketinin genel müdürlüğünden gitti. Alper Kemaloğlu istifa etmek zorunda kaldı. Yine İyi Parti'den AK Parti'ye geçmiş ve Sayın Özaseki rozetini takmıştı. Hasan Meral Akşener'in baş danışmanı Hasan Sami Özvarinli de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Yine Özaseki'nin yardımcıları orada, işte Refik Tuzcuoğlu gibi birçok isim bir şekilde görevinden ayrıldı. AFAD'daki onların ben Özaseki ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum var sanki. Yani Sayın Özaseki evet sağlık durumundan dolayı istifa ettiğini açıkladı ama buna siyaseten ya da gazeteciler çok ihtimal vermiyor. İnanmadı. İnanmaz da böyle bir açıklamaya. Bir de normalde ne yapılırdı? Genellikle bakanlar istifa edecek olsa bile resmi gazetede görevden affı istendiği şeklinde resmi gazetede çıktıktan sonra genellikle açıklama yaparlardı. Sayın Özaseki bunun aksine direkt istifasını kamuoyuna duyurmuş oldu. Yani burada Sayın sanki Erdoğan'la arasında büyük bir şey yaşanmış gibi, bir olay yaşanmış gibi bir durum var. Sanki Sayın Özaseki'den de bu yöntemle ona yakın isimler görevden alınarak sanki onu şehirde etkisiz hale getirmek istiyorlar gibi bir durum var. Burada bedbahtlar göndermesi acaba kendisine sahip çıkmayan siyasilere mi? Yani AK Parti'de siyaset yapanlar, yoksa üniversitede kendisinin ayağının altına uymaya çalışan hocalara mı söylüyor? Onu çok fazla anlayamadım ama ben sanki... Aslında burada rektöre de çok şeyi göndermesi rektöre var. Rektöre de var. Çok ciddi anlamda. Mesela diyor ki hastaneye çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık, hayırseverleri kazandırdık. Evet. Burada bir kopukluk olduğu belli. Sayın hocayla Fatih Altun'la. Sayın Özaseki varsa hayırsever de oluyor, işler de yürüyor. Evet, yani buradaki Sayın Kemaloğlu'nun açıklamaları uzun süre belki de insanların hafızasında yer edinecek. Bedbahların ifadesi çok ağır. Tabii burada kendisinden helallik isteyenlerin odasına çağırması da, bilmiyorum yani ne kadar, burası da bana göre çok garip geldi. Ama Alper Bey'in kendisine has bir yaşam tarzı var. Böyle çok fazla
sosyalliği evet. öne süren birisi değil. Sadece ya şöyle damat olması gerçekten ağır bir yük. Yani önemli bir ismin. Şimdi bizler rahat geziyoruz çünkü toplumda tanınan, bilinen bir kayınbabamız vesaire yok. Ama bu tarz önemli isimler onun ağırlığı olunca ister istemez onun altında da ezilebiliyorlar ya da ona bir halel ya gelmesin. Görevi bıraktıktan sonra tabii insanların evet. bakış açısı da ona değişmiştir. Evet. O da onu hissediyordur. Şimdi siyaseten geldi, siyaseten gitti gibi yani bir durum. Aynen öyle. Şimdi tabii Özeseke Bey bakan olsaydı Alper Bey'in belki de hiçbir şekilde bugün hocayla problem olabilir miydi? Mümkün ya da konuşulabilir değil. Miydi? Mümkün değil. Mümkün değildi. Tabii dolayısıyla Özeseke Bey görevi bırakınca dediğiniz gibi düzen farklı noktalara gitti. Şimdi geçelim kamu yöneticilerine. Sevgili Tolgacığım bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Dolayısıyla Kayseri'de ciddi anlamda geçtiğimiz hafta kamu yöneticilerinin yerleri değişti. AFAD Başkanı gitti, İl Milli Eğitim gitti. Müftü Bey gitti. Yani Kecetaş'ın Genel Müdürü Hidayet Bey gitti. Tıp Fakültesi Dekanı gitti, il müftüsü gitti. Şimdi ne oluyor Kayseri'de birdenbire bu kurumların başındaki insanların bir sirkülasyon, bir rüzgar çıktı? Şimdi dediğiniz gibi bu kurumları bir ayrı tutmak lazım. İşte müftülüğü bir ayrı tutmak lazım, milli eğitimi bir ayrı tutmak lazım. Bir de AFAD'ı, bir de garnizonda da bir değişiklik var, onu da ayrı o tutmak emekli lazım. Oldu. Şimdi işte Yüksek Askeri Şura toplantısından alınan bir karar gereği garnizon komutanımız emekliye sevk edildi. Yerine albaylıktan generalliğe yükseltilen paşamız artık geldi Kayseri'ye yerleşti. Şimdi müftülük mesela 2021 yılından bu yana müftümüz Kayseri'de görev yapıyordu. Sürpriz miydi? Evet sürpriz oldu bir anda. Ama müftü bir anlamda şöyle, ben hiç ortaya çıktığını görmedim. Yani Kayseri'de bizim evet, ya evet, da Şahin Bey'den sonra topluma bir faydası olmadı. Yani sevgili Nevrettin Nur Saçan hocamdan evet. sonra ya bir insan toplum il müftüsü olmuşsunuz, çıkıp da bir cenaze namazında veyahut da önemli günlerde kandillerde ya insan bir çıkar bir açıklama yapar, konuşur, bilgilendirir, toplumu aydınlatır. Yani sonuçta bir il müftüsünüz. Geldi burada Trabzonspor sevdasıyla, gitti bir Trabzonspor sevdasıyla. Şimdi evet, gelen de bir Trabzonlu. Evet. Yani gelen yani bütün müftüler bu şey dini geceler öncesinde bir basın toplantısı düzenlerdi. Önemli anlamda hangi camide ne program var bunları duyururdu. Evet. Yani bu kurumların başına gelen her insanı böyle sorguladığımızda iş yapacakmış gibi bir algı evet. doğuyor ama iş yapamadıklarını söylediğimizde onları sanki biraz tırnak içerisinde haklarına giriyormuşuz gibi doluyor. Mesela ben Müftü Bey'le hiç tanışmadım ama çok muhabbetini duydum. Gerçekten hak gaspına çok dikkat eden birisi gibi olduğunu doğru. söyleniyor. Doğru, onda yani sıkıntı yok. Mesela Cami ama Kebir topluma bir faydası olmadı. Olmadığı da mesela tartışılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, kendisiyle hiç merhabalaşmadım bile. Elini bile evet. sıkmadım, tanışmadım bile. Yani o açıdan şimdi kendisi hakkındaki şimdi şu sözler kabul ediyor, hak ediyor mu? Hak ediyor. Niye? Kamuoyunda yer almadı çünkü. Hani bir evet. düzenli bir basın toplantısı yapmadı. Halkı işte dini geleneklere uygun tarihlerde bilgilendirmedi. Ya şöyle yani bunları yapmış olsaydı dediğiniz doğruydu. Hani öne çıkabilirdi ve müftünün burada olduğu anlaşılabilirdi yani. Yani vaaz hatta verdi mi cuma gün, günleri onu da bir önce, hatta gittiği mi? Gün çok özür dilerim şöyle bir şey oldu. Gittiği gün yani gideceği gece gitti. Gece kararname yanındaydı. O gün gündüz anlatıyorum. Gündüz işte biz bu Efendi Ağa Camii'nin kapısına kilit vurulmuş. Asma kilit zincirle bağlanmış, asılmış. Ben Müftü Bey'in basından sorumlu yanındaki personelini aradım, Nuh Bey'i. Hı hı. Dedim ki Nuh Bey, Müftü Bey'le bir görüşmemiz lazım. Yani bir işte sonuçta bir cami kapanmış. Bu caminin akıbeti nedir? Neden kapanmış? Yani niye bununla ilgili bir bilgilendirme yapılmıyor diye sordum. Müftü Bey valilikte dedi. Dolayısıyla bir toplantı var. O toplantıdan çıktıktan sonra ben sizi bilgilendiririm dedi. Sonra çıktığında aradı. Tam biz o saatte yayına başlıyorduk. Henüz Müftü Bey'in toplantısının bitmediğini söyledi. Biz bu bilgiyi de alamadık mesela. Gece bir duyduk, bir uyandık. Yani gece bir baktık. Müftü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bir karar. Belki Cumhurbaşkanı vardı. Haberi okumuştu. Şunu alayım demişti. Yani. Ya, bakın emin olun her şey olabilir artık. Olabilir. Yani, teknik takibe takılıyor olabilir her şey. Emin olun bak bunlar olmuyor değil yani. Ama İsmail Bey'in söylediği gibi sevgili Tolgacığım yani müftü ki çok önemli bir kurum görev. Tabii ki. Yani, tabii kurum ki. Deprem döneminde burada değil miydi? Buradaydı. İnsanların psikolojisini
yönetmeye yönelik bir tane açıklaması oldu mu? İşte böyle ortaya çok fazla çıkıp da bilgilenme, yani kibir abidesi olarak algılandı. Ya insan biraz ortaya çıkar, bak deprem yaşamış bu ülke. Ya çık bir, en azından insanlar, toplumu bir rahatlat. Yani sonuçta değil mi? Yani Suriyeli sığınmacılar meselesi üzerinde yani vaaz ver değil mi? Yani sonuçta suya sabuna dokunmadan gideyim derdin der. Muhabbet Trabzonspor üzerine kuruluydu öyle. O Trabzon geldi, Utu Fenerbahçe uçtu. Ama gelen de bir Trabzonlu. Şimdi bakacağız nasıl olacak. Uşağım geldi, uşağım gitti. Aynen öyle. Tabii bu değişiklikler önümüzdeki süreç içerisinde gerçekten koltuklarını hak eden insanlar mı değil mi? Bunları da hepsini bekleyip, gözlemleyip değerlendireceğiz. Son bir konumuz var. Kayserispor artık Kayserispor kendi sahasında Sivasspor'la karşılaşacak, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Dolayısıyla evet, kulüpte ciddi anlamda maddi sıkıntılar olduğu yönünde bilgiler geliyor ama sevgili Ali Çamlı hocamın ve ekibinin bu sürecin de altından kalkacağını düşünüyoruz. Biz bu şehrin en önemli markası olan Kayserispor'umuza sahip çıkalım, destek verelim, tribünleri dolduralım. Biz desteğimizi verdiğimiz süre içerisinde, takımımıza moral verdiğimiz süre içerisinde mutlaka ki kazanan Kayseri olacak, Kayserispor'umuz olacak diyelim, noktayı koyalım. Sevgili İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tempolu güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Sevgili Tolgacığım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yorumlarınız için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da birinci gün programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın. Gözünüz burada olsun efendim.